Gol Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Herkese iyi geceler. Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Bugün de özel bir gün. Hatta ikinci özel bir gün. Çünkü o özel adam The Special One imzayı attı. Sonrasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında flash açıklamalar yaptı. Ali Koç'la birlikte Fenerbahçe Başkanı ile birlikte. Aziz Yıldırım bu akşam konuştu. Ve hem Ali Koç için hem Mourinho için çok sert ifadeler kullandı. Bugünkü programımızda olacak. Özellikle bu konuları konuşacağız. Tabii Galatasaray taraftarı sordu bugün bize. Neden yönetim Okan Buruk'la hala sözleşme imzalamadı diye? Bu konuyu da bir masaya yatırmak lazım diye düşündük kendi aramızda. Beşiktaş yönetimi bugün acil toplandı ve teknik direktör konusunda ne karar çıktı? Hepsi bugünkü programda olacak. Ümit Karan hoş geldin. Nasılsın? İyi Hoş bulduk. Çok bir şey değişmedi dünden. <laughs> değil, değil mi? bol, bol Fenerbahçe televizyonu izliyoruz. Ama şimdi Mourinho gelmişken ne konuşacağız ki? Yani, değil mi? Mourinho. Dünya Mourinho. Mourinho'yu Mourinho. Mourinho konuşuyor. Birazdan vereceğim manşetleri. Ya tabii çok saygı gösterdiğimiz bir teknik adam. Hakikaten büyük işler, büyük kupalara imza atmış. Ya eleştirmek mümkün değil. Ha bugün yaptığı bazı cümleler tabii konuşacağız mutlaka. Zaten Hı -hı. ...büyük gazeteciler yanımızda. Aynen. Aynen öyle. Onlara zaten soru sormuşlardır. Birkaç tane cümleye takıldım, onlar hoş olmamış. Onun dışında abi Mourinho konuştuğu zaman insanların dikkati çekiyordur yani. Takıldığın cümleler var. Peki, o zaman buraya not alıyorum. Onu da birazdan sana soracağım. Tabii e, Yusuf Kenan Çalık hoş geldin. Bugün hoş buldum. Ali Koç ve e, Mourinho'nun basın toplantısındaydın Sezgin Gelmezle birlikte. E, senin sorununa da çok enteresan, önemli manşetlik cevap verdi Mourinho. Onu da konuşacağız. O kadarını beklemiyordum o sorudan. Değil mi? Yani, ben çok daha e, yani kısa bir soru sormak istedim. Çünkü çok uzadı basit toplantısı. Sorular da çok uzadı. E, ama e, yani genel izlenim paylaşayım. Ben Jose Mourinho'nun daha önce birebir röportajını yapmıştım. Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında. Bir basit toplantısına da yine Şampiyonlar Ligi'nde katılmıştım. E, enteresan bir şey var. İletişim kontrol mekanizması var. Bu arada hani Ali Koç, Jose Mourinho bir de Branko Bence bugünün önemli artılarından bir tanesi de Mario Branko'nun iletişim kabiliyetiydi. Onu da es geçmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Serdar Sarı da bugün Beşiktaş yönetimi toplandı. E artık bekliyorlar. Bugün biz bir kare gördük. Mourinho ve arkasında bir teknik direktör. Daha önce aynı ligde karşı karşıya gelmişler. Beşiktaş için acaba o mu şöyle Güney Amerika taraflarından diye düşündük. Ee, bir isim verecek miyiz? İsim ya da isimler var mı netleşen ilerleyen dakikalarda soracağım. Çünkü artık Beşiktaş taraftarı hadi artık diyor yani. Hadi diyor. Yani şu an zaten prensip anlaşmasına yakın olan isimlerden bir tanesi Nuri Şahinoğlu'nu hepimiz biliyoruz. Ee, Silemen Bilic'i artık biliyoruz. Ee, birkaç gün öncesinden... Van Brokos hocaydı. Onu da artık biliyoruz. E, bence hani acaba Mourinho'nun gelişine mi oldu yoksa zaten planlı bir şey miydi? Bence planlı. Şimdi nasıl cepte anlaştığımız hocalar var. Daha ilerini. Yani senin dediğinle uyan profil herhalde Pochettino. E, <laughs> Çavi yazanlar, yazanlar var. Çavi. Tuşeli yazanlar var. Bunlar dolaşıyor. Ee, çarşamba günü açıklanır diye tahmin ediyorum. Çarşamba günü. Evet. Ya da belki biz bu gece açıklarız çarşambadan önce. Bu belki arada de. tabii dün akşam gerçekten... Hem ha çarşamba olsa, yönetimin açıklaması tabii, tabii, olarak söylüyorum. Tabii. Ee, çarşamba, çarşamba diyorum. Ee, dün akşam... YouTube'da gerçekten bize gösterdiğiniz ilgiye, sosyal medyada gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Çok böyle hani hareketli, adrenalinli bir program da oldu. Sonrasında eve gittim, kolay uyuyamadım ben hani. Sürekli takip ettim sosyal medyadaki gelişmeleri vesaire. Bir ara şeye de denk geldim tekrarına. E, filenin benim. sultanlarını bir Usufa tebrik bir, edelim. Mustafa bir soru sorabilir miyim? Tabii dün, ha, tabii. tabii. Onunca tebrik et. Filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Ampute yine gidiyor. Ampute. Evet evet. Dün Azerbaycan'ı onu, yendiler. Neyse ya. komşuyu yendiler. Sıkıntı yok. <laughs> evet o <laughs> biraz iki, iki farklı bir yer. İki kardeşler, kardeşler de. Var. Öyle keyifli bir gece oldu yani dün. Çok inişli çıkışlı bir maçtı onu söyleyebilirim. Voleybol karşılaşması. Sen de <laughs> mi izledin? İzledim. Tekrar. <gülüyor> evet. <laughs> Canlı gece... da... Gece... Canısına evet, denk gelemedik. Saat farkından dolayı halen Twitter'da konuşuyor. Bir baktım tekrarını seyrediyorum. Ama ben. gece 11'den sonra bir problem olmaz herhalde. Hocam bir şey söyleyeceğim ya. <laughs> tekrarı ne izlenmiş da öyle? Adrenalinli <laughs> yüksek maç. Bak maçı. evet. Arjantin-Fransa maçının bir... Dünya Kupası filanının bu kadar tekrarı izlenmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Niye tekrar o kadar izlenmiş ki? Ama çok o vargasın sayısıyla. Ha O muhteşemdi evet. O bir o, kere ayrı. Kesin. Ama yani... Baya konuşuldu maç. Evet, tribünler de çok coşkulu, çok renkli. Evet, Herhalde tribünleri seyrettiler. Bence maçtan çok. Olabilir. Bence yani. tribündekiler de tribünleri maçtan çok seyretmiş olabilir. <laughs> Ama güzel maç oldu. Evet, güzel maç sorumu sorayım, oldu. sorayım mı? Soralım. Şimdi ekip hazırdır mutlaka. Tabii Mourinho'dan bahsediyoruz. Ekip kurmakta zorluk çekmez. Ama ben neyi merak ediyorum? Fenerbahçe onun yanına kimi verecek? Verecek bir tane, mi? Bir tane e, gittiler yani yerde. Yetiştirmek istiyorlar mı? Bir tane işte Fenerbahçe'ye efsane. Mesela örnek veriyorum Semih. Tuncay Şanlı, <laughs> Volkan Demire. Hmm. Ya var mı öyle bir? Var. Şöyle gittiği her yerde eğer e, o ülkenin yani Portekiz haricinde gittiği her yerde o ülkenin o takımın bir tane yerel antrenörüyle çalışıyor. Şimdi bu bu konuda teklif yapılanlar oldu, reddedenler oldu. Onlar da başka takımlarla görüştükleri için şu an söylemeyeyim ama önemli isimlere teklif yapıldı. Benim beklentim Mourinho'nun dediğin bir isimlerden birisi. Mourinho'nun yanında çalışmaya evet. verdi. Bildiğim kadarıyla Antalya Spor'da Alex de da Semih Şentürk'te çalışmak. Semih gitmedi Antalya. Evet, is istedi. Ee, bu arada Semih Şentürk'ü tebrik ediyorum. Çünkü çok nadirdir. Hani bunu Sergen Yalçın da yaptı. Ben 6 yaştan başlayayım işte. Gençlerle çalışmaya başlayayım. Orada pişeyim, kendimi tecrübe olarak geliştireyim demek çok nadirdir. Ben yarın öbür gün önemli görevlerde olacağını da düşünüyorum. Çok da başarılı bir antrenör ki gençlerin de yani geri dönüşleri hep bu yönde olabilir. Yani Semih Türk olabilir, başka birisi de olabilir ama yerli bir teknik direktör ya da bir antrenörle kesin çalışacak. Çünkü hep öyle yapıyor. Bugün ben ekip meselesini de sordum. Sen sordun. <laughs> Patronlara benim bu yetmiyor mu diye cevap verdi aşağı yukarı. O arada patron benim deyince böyle bir ne oluyor dedik. Yani şeyin teknik ekibi. Yani, o, o, yani benim yöneteceğim ekibin ne kadar kaliteli olacağını anlayabilirsiniz. Mivali'nde bir cevap verdi. Patron bense, ben. Benim benim kaliteli merak. Kaliteli olur. Evet, benim merak ettiğim konu e, kaç kişi gelecekleri dedi ve e, hangi uzmanlık alanlarına sahip olduklarıydı. Onları da iletişimini muhtemelen yapılacaktı çünkü Fenerbahçe geçen sezon bence iyi bir ekibe sahip olmasına rağmen daha iyi bir teknik ekibe sahip olabilirdi. Daha geniş bir teknik ekibe sahip olabilirdi. Dün de belirttim. Çalışılacak futbolda ilgili alınacak her karardan Mourinho sorumlu olacağı için kendi ekibiyle ilgili de işte Telegraf'ta çok detaylı bir haber çıkmıştı. Onun tam olarak doğru olmadığını da dün ifade etmiştim. Geçen sezonun antrenör sayısı, analizci sayısı neyse aynı sayıda çalışacakmış Fenerbahçe. Ona göre de yurt dışında beraber çalıştığı ekibinden isimleri getirecek. E, ama yerli her gittiği yerde bir tane Yerli antrenörle çalışıyor. Evet. Olması da gerekiyor bence bu arada. Tabi. Yani mesela yani bunu bir çok İsviçre deplasmanını anlatması gerekiyor orada. Yani bunu çok iyi. örneğini gördük. Valerian, İsmailde vesaire. Hani tam onlar belki biraz daha tecrübesiz ama başka bir ülkeye gittiğinde, hele Türkiye gibi bir ülkede, Olmazsa burayı bilen biri bence. lazım. O zaman bir basın toplantısını izleyelim. Ee, Sayın Ali Koç'un ve Mourinho'nun neler söylediğine şöyle bir e, bakalım neler olmuş neler yaşanmış e, bugün dünden bu yana. E, sonrasında sonrasında üzerine konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe'mizin geleceğe daha güvenle, daha umutla bakacağı yeni sezon öncesindeki ilk en önemli adımımızı stadımızda dün sizlerin de huzurunuzda attık. Yeni hocamız Sayın Jose Mourinho'ya hoş geldin Fenerbahçe dedik. 21 saat evvelki bir çağrıya hitap eden 35 bin taraftarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Herhangi bir kulüple hiçbir bağlantım yoktu. Dolayısıyla kimseye de imza atmadan önce sormama, izin almama gerek yoktu. Benim ailem var. Ben her zaman aileme danışırım. Özel dostlarım var. Menajerim var. Ben fikirlerini alırım. Onlara danışırım. Ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Dolayısıyla bu söylenenler doğru değil. Tabii ki saklamayacağım bay Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım. Bu kültürde olmayan bir şey onlara öğretemezsiniz. Bu kültürün bir parçası ki bu da durumu birazcık komik yapıyor. Ama aslında sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler, başkan, yöneticiler, direktör, hoca, bu insanların daha dengeli ve sabırlı olması gerekiyor. Taraftarların değil, taraftarların çılgın olması gerekiyor. Taraftarların talepkar olması gerekiyor. Bizlerin üzerinde bu baskıyı yaratması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa demek ki Fenerbahçe'de oynayacak kadar iyi değildir. Ben bu tutkuyu hissetmek isterim ama bize güvenmeyi de hiçbir zaman elden bırakmasınlar. Yusuf Kenan Çalık Ekor TV. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Mourinho'ya. iki sorum var. Birincisi transferde gelenlerle ilgili hep konuşuluyor ama özellikle kalmasını istediği oyuncular hakkında bir görüş bildirdi mi? Takımı, kadroyu takip ettiğini, maçları izlediğini biliyoruz. İkincisi kendi ekibiyle alakalı kaç kişilik bir ekiple gelecek bu konuda detay alabilir miyiz teşekkürler Başkanımız her zaman dürüst bir yaklaşımla yaklaştı. Bizim de kendi aramızda böyle olmamız gerekiyor. Oyunculara karşı açık olmamız gerekiyor. Transferi şöyle öğrenmeniz gerekiyor sizin. Bir transfer bittikten sonra yeni gelen bir oyuncu olduğu zaman bittikten sonra öğrenmelisiniz. Aynı şekilde giden oyuncular için de bu durum geçerli. Bu kesinleştikten sonra öğrenmelisiniz. Tabii ki Buranın kültürü birazcık farklı spekülasyonlar oluyor ama bu tarz işlerin gizli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Duyuyorum Lukaku'yu, Dybala'yı istediğime dair. Bu istemiyorum. Biz ne yaptığımızı, işimizi biliyoruz ve saygı duyacak şekilde yapacağız her şeyi. Oyuncularla yollarımızı ayırdığımız zaman da teknik ekibime gelecek olursak benim için en önemlisi patronun ben olduğum. Benim yanında çalışanların kaç kişi oldu ve kim olduğu sizler için şu anda önemli olmamalı. O, sizin için önemli olan şu olmalı ki bu kişiler benim için ve kulüp için çalışacaklar. Ama şunu temin edebilirim ki hepsi yüksek kalitede insanlar çünkü ben her zaman yüksek kalitede insanlarla çalışırım. Kendilerini yavaş yavaş tanıyacaksınız. Şu anda bunun zamanı değil ama şunu söyleyebilirim ki ben bu konuda biraz bencili bütün ilgiyi üzerimde isterim. Evet sevgili seyirciler açıklamalar bu şekildeydi ama e, haber beklemez. Biz bu VTR'yi izlerken bir telefon görüşmesi yaptım çok sevdiğim bir abimle. Hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Bütün Türkiye'nin tanıdığı e, bir e, isim, çok da iyi bir Fenerbahçeli. Hani Fenerbahçe deyince, Fenerbahçeli deyince akla gelen e, ilk isimlerden biri. Daha da ipucu vermeyeyim bu sefer. E, Aldırmış söylemek da, zorunda. E, tamam Acun Ulucalı ben onu anladım. <laughs> o artık Gibi bağlanmıyor. Ama. <laughs> o artık bağlanmıyor. Değil, değil. Hani Doğru onu olarak. net bir şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe iki çok büyük dünya yıldızıyla anlaştı. Bunu söyleyebilirsin bu haberi de benden duymuş ol diye aradı beni. 2 büyük dünya yıldızıyla anlaştı. Bunu da verebiliriz manşet olarak. Altyazıda da sevgili reji, sevgili seyirciler böyle bir büyük haber. Hani bir müjde daha vermiş olalım Fenerbahçe'ye. Dünü... Bir dünya starı teknik direktör geldi. 2 dünya starı futbolcu geliyor. Dünü hatırlatmak isterim açık çek verildi dedim. Jose Mourinho kadroya nasıl bir takviye istiyorsa, hatta bugünkü sorum da o yöndeydi aslında. Biraz arada kaynadı ama ben kadroda gelecekler kadar ayrılacak isimler üzerinde bir görüş belirtip belirtmediğini merak ettim. Özellikle Ferdi konusunda, Jadon Osterwolde konusunda, yani Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları potansiyeli olan ya da potansiyelini aşmış ve ciddi teklifler alacak önemli oyuncuları var. O yüzden hocanın Tabii ki e, şu durumu anlıyorum. Oyuncularla birebir görüşmeden burada isim vermem doğru olmaz dedi. Haklı e, ama benim görevim soru sormak. Anladığım kadarıyla kafalarında bir kadro planlaması var. Demiştim bugün bir toplantı olacak transfer konusunda diye. O toplantı da gerçekleşti. Ali Bey de doğruladı zaten öyle bir toplantı olacağını. E, Jose Mourinho'nun kadro konusunda tespit ettiği eksiklere hani liste veriliyor, listenin başındaki isim, ikinci, üçüncü falan dedi. Liste veriliyor, listedeki ilk ismi Fenerbahçe alacak eğer oyuncu kabul ederse. Hmm. Yani burada aslında belki isim de gelebilir. Şu anda e, ben hala mesajlaşıyorum, bir ısrar ediyorum bir isim alabilirsem kendisi diye. Lukaku ve Dybala'yı patlatalım o bombayı bu gece. Soruya yine sordum soruya, Lukaku ve Dybala konusunda ilgilenmediğini, onlarla görüşme yapmadığını söyledi. Roma'dan eski takımından oyuncu istemediğini, onlarla ilgili bir ilgisi olmadığını Dibala söyledi. ile problemli ayrılmıştı sanki zaten. Fark etmiyor yani Jose Mourinho bu. Yani problemli yarın Barışır fark o etmez. da doğru canım. Yani futbol dünyası bu. Kimleri ne problemli gördük ondan sonra bir kucak kucağa seviniyorlardı. Sorun yok yani illa ki olur o işler. O yüzden nihayetinde Fenerbahçe'nin zaten iyi bir kadrosu vardı. Bence Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu değildi geçen sezonki. Ama Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu kurulabilir bu sezon. Evet öyle gözüküyor. Ee, bakalım şimdi o ismi ya da isimleri almaya çalışıyoruz sevgili seyirciler. Ee, eğer alırsak hemen son dakika söyleyeceğim sizlere. Ümit Karan dedi ki birkaç kelimeye takıldım. Alalım <laughs> o kelimeleri artık. Değil mi? Ama Yusuf hiçbir şey anlatmadı. Ben <laughs> anlatırım abi, anlatırım. Sen rahat. Sen iyi bir ateş et bakayım Jose zaman. Şampiyonu olmak istemiyoruz dedi. <laughs> evet. Mayıs'larda şampiyon olmak istiyoruz dedi. Onu Branko söyledi. Branko mu söyledi? Mario Branko. Branko. Abi anlamıyorum birisi tercüme ediyor, birisi bir şey konuşuyor. Ona, orada, onu Branko söyledi. Orada iletişim problemi yaşıyorlar biraz. Yok yok gayet iyi Çok iletişim. Çoklu bir basit toplantısı olunca biraz zorlanıldı. Branko, an... 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 Ay, Branko, Branko tecrübeli bu. nasıl kura... bu cümleyi nasıl kurabilir? İki senedir, hmm. üç senedir bunu kuruyordular zaten. hı. Hmm. Yani olmadı. On senedir bekliyoruz biz Mayıs'ta ama öğrenememişler mi Mayıs'ta kimin olduğunu? Ben onu merak ediyorum yani. İşte biz Nisan'da olduk ya en son o yüzdendir bu. Ya Nisan işte 10 yani, sene, o önce, on sene önce 1996 mıydı <laughs> Dronlarla, dronlarla, dronlarla aynı zamanda. <laughs> sen genç oyuncuydun abi. 96'da halen hala genç oyuncuydun. İkincisi de milli takım çabuk eğlensin, oyuncularım gelsin gibi bir. Hayır, Sadece abi, Türk söylemedi. milli takımı için, Türk milli takımı için demedi. Yani orada işte ne bileyim bir sürü oyuncu var. Diğer yani milli kampa, takımlarda da oynayan. Kampa erken katıldı. Türk milli takımı adına özelinde söylemedi aslında onu. ben detaylı dinlemedim. Hı. Ama ha, ben şey savunmuş gibi olmayayım tabii Yok. sen. Ben de savunmuş gibi olmayayım diye yani <laughs> biz, detaylı dinledim biz ben. milli takım final görsün istiyoruz. Görsün, görsün. Çünkü çok umutluyuz ama şimdi böyle bir çağrı hoşuma gitmedi açıkçası. Yok. Ama Fenerbahçe'nin milli takıma yani şey gönderdiği... Fenerbahçe'ye ülkeler... gelecek her oyuncu Avrupa şampiyonu olarak gelse ne kadar güzel olmaz mı? Yok güzel olur. Galatasaray'a gelecek oyuncu Avrupa şampiyonu olarak gelse güzel olmaz mı? Ama işte Mutlu tek takımdan mi? olabilir ya, ya. Bu isim Boşnak olsun, Hırvat olsun, İngiliz olsun fark etmiyor ki. Ama bizim olur. ülkemize Avrupa şampiyonu oyuncu olacak sonuçta. Doğru. Yani bizim en büyük umudumuz milli takım. Yani bu bence doğru bir cümle. Ama 8 oyuncu gönderdiğin için farklı ülkelere İlla bazılarının erken gelmesi yani, işte. Livakovic'i yani. var, Osu var, Busu var yani bayağı. Yani Tadic var, Livakovic var. var. yani önemli isimler var. Ne olursa olsun şunu söyledi. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ön erken başlayacak. 22-23 e, Haziran gibi sezonu açacak Fenerbahçe. 4 hafta sonra da ilk ön var. Dün konuşmuştuk zaten. Karan da sormuştu. Yani Fenerbahçe'nin ön ideal kadroyla çıkma ihtimali sıfır ama o güne kadar yapılacak transferleri bunu şunu da söyleyeyim hani bu bir klişe gibi transferleri kampa yetiştireceğiz diye yani Jose Mourinho'nun da temel isteklerinden bir tanesi en azından ana hatlar için alınacak o yıldız isimlerin çabucak getirilmesi tane ama onlar da yıldız geliyormuş onlar da Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonası büyük ihtimalle. Ancak ona geleceğim. onlar, da onlar da yok. belki, da. Güney, belki güney Amerikalıdır. Brezilyalıdır, olabilir. Ya, güney Ar Amerika dünya Ar yıldızı olabilir. Onlar Noro Brezilyalı var, Arjantinli var. Kupa de yok, şöyle bir var. şey var. Morinyo'nun ilk, ilk, de... ilk açıklamanın arasında yazıyor. <laughs> şey Senin vardı. Şey bir numara yaparız ama abi. Yani 3 tane önemi var. Bir de Avrupa Şampiyonasına bir vurgu yapıyordu. 8 tane oyuncum orada. Belki transfer listesindeki oyuncular da Ümit Hoca'nın dediği gibi orada olma ihtimali de var. Yani ona dikkat etmek lazım yani. Tabii. Aslında Güney Amerika'dan almak daha iyi. Yani aslında nereden aldığın değil. Hocanın istediği ve doğru düzgün bir oyuncu almak daha iyi de. Yani gelsin, oynar. Fenerbahçe ön ilk turlarda karşılaşacak takımları o yıldızları olmadan da yenebilmeli. O yüzden ona şey de. Evet. Öyle değil mi Galatasaray zorlandı. Evet, zorlandı geçti. Ama, ama. ilk turda Çünkü çok o, o tarihteki bir maçlar, bir beklemiyorum. Zor, Türk Yok, takımları hepsi sıkıntı. Olmaz. Ama yani şöyle Partizan biraz zorlayabilir. Olabilir. Şöyle partizan düşün. Partizan zorlayabilir. Ee, 15'inde mi bitiyor ee, Avrupa Futbol Şampiyonası? Oradan 14, 14 final galiba. Evet, on, on, 14 oradan final. 10 gün tatil yapsa oyuncu. Hani o sen kadar. tatilleri daha iyi biliyorsun okul <laughs> Orada 10 gün tatil <laughs> 10 yapsa. 10 gün yeter mi? Bilmiyorum yeter mi? Yetmez. Yetmez, Yetmez. mi? Ama yetmesi lazım mecbur, artık. Mecbur. Mecbur kalıyorsun. Yetecek yani. Bu tarz da mecbur. Yani evet. yetecek. Orada kısaltacaksın. 25'inde dahil olacak. İlk tur oynamaz. İkinci turdan itibaren görev alır. Zaten Ağustos başında... Yavaş yavaş artık lige da hissedeceksin, lige de başlayacaksın. O yüzden bu oyuncular evet eksik ama ilk tur için bence eksik. İkinci tur, üçüncü tur onlar için Doğru. çok büyük sorun olacağını zannetmiyorum. En zoru zaten playoff. Playoff'a geldiğinde de kadro tamamlanmış. Bir de, olur. ne olursa olsun turnuvadan gelecek. 10 gün tatil yapsa da eğer kendine bakan işte Tadiç gibi profesyonel ha, oyuncuysa hazır olur. gelecek adam yani. Öyle bir buçuk ay, iki ay tatil. Ama gitmiş, mental yorgunluk diyeyim. çok. O kesin. Ağır o, olmaz olmaz. Evet, yani futbolcu... Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası sonrası... Şöyle bir devam. şey var tabii, vücut, en büyük derdi vücut yani. kendini 5-6 günden sonra sıfırlıyor. Yani tamamen düşüş 6 gün, 7 günden sonra. Ondan sonra işte o... Döyeceğiniz dediğim toparlama süreci yeni başlaması lazım. İşte yani maksimum iki hafta verebilirsin oyunculara. Tabii daha fazlası. Maksimum hazırladım. yani. Evet. Daha fazla da kopması. Özel, özel oyunculara biraz daha işte. Özel. Genç özel, gençler. <laughs> özel önce ay falan. Biz önce biz önce geliyorduk, sonra yabancılar geliyordu. Hani <laughs> öyle. Şimdi Tabii. anketlerimiz de var, onları da bir e, hazırlayalım. E, şimdi dün inanılmaz bir ilgi vardı anketlere, çok teşekkür ediyorum. Hem dünkü anketleri hem bugünküleri. Ee, hazırlayalım. Bugün şöyle bir anket yaptık. Dün çok tartışıldı. Burada da dakikalarca tartıştık. Ee, hangisinin imza töreni daha coşkuluydu? Tabii. Mourinho mu? Icardi mi? Şu anda Mourinho 68'e 32 önde yaptığımız ankette benim önümde. Ee, arkadaşlarımız da e, ekrana verdiğinde belki 3 aşağı 5 yukarı böyle olabilir. Ee, Versinler bir Icardi ile görelim. Icardi ile Mourinho'nun imza törenlerini e, karşılaştıracağız. Önce anket mi? Tamam. Önce bir anketi bir ekrana getirelim. Evet, şu anda e, neredeyse yarı yarıya farkla Mourinho önde gidiyor. Ama tabii birkaç gündür Fenerbahçeliler online hani var ya şu anda. Tabii Taze Smith. Yani. Taze <laughs> Smith. <laughs> Galatasaray halen kutlamalarda. Yani, yani, bir bu arada toplantısına götüreceğim ben. E, bayrak da asılmış köprüye. Bir toplantısına götüreceğim ben. Ya, bayrak da asılmış yani. köprüye Galatasaray bayrağı onu da birazdan vereceğiz. Evet Tolga önce hangisini vereceksin? Ee, şöyle bir yan yana koyalım. Bakalım hangisinin imza töreni daha coşkulu. Çünkü Icardi'de bir paylaşım yapmıştı hatırlayacaksınız. Evet e, sol taraftakini okutalım. Ben biraz susayım şöyle bir sesi de duyalım. İkinci gelişi bu Icardi'nin sevgili seyirciler. Eşi ve çocuklarıyla birlikte stada çıktı. Stad full dolu. Tabi burada işte diğer transferler, Zaha vesaire birkaç transfer daha vardı. Toplu bir imza töreniydi ama sonuçta Icardi için gidildi bu törene. Peki diğer tarafta Mourinho'nun sahaya çıkışına şöyle bir bakalım. Biraz daha sesi duyabilirsek. Evet, işte Jose Mourinho'nun imza töreninden görüntüler tek tek tribünleri dolaştı. Dün selfie çektirdi. Ee, taraftarlara ayrılan bölüm tıklım tıklım doldu. Sahaya atlayanlar oldu. Si çektirenler Ar oldu. Aziz Yıldırım bağıranlar oldu. Evet, o da vardı dün. Doğru. Onu da dün konuştuk zaten. O da bir e, kez daha ne ama ben Icardi'de Lukaku derler. Lukunku, Lukaku baranı duymadım. Lukunku sen de mi? Ali Lukunku. <gülüyor> <gülüyor> bir anda nereden geldi aklına Ali Lukunku? Çok benziyor. ne <laughs> topçu ama çünkü. evet. <laughs> demek ki ne kadar demokratik bir ortam olduğunu ya. görmüş olduk en azından. Evet. Ya yani, hangisi yani. daha görkemli? Hangi, Serdar Sarı daha sorayım. Sen böyle iyi gözlemcisindir. Yılların gazetecisi, yılların yorumcusu. Sen Hangisi daha görkemli sana göre? Tarafsız gözle bakıyorum. İki, i̇kisi arasında mı diyorsun? Tabii. Mourinho. Mourinho daha görkemli diyorsun. Morunyo ya. İkinde de müthiş atmosfer var. Tamam vardı da yani şimdi Morunyo. Serdar abinin gözlüğü uzağı görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya beni Serdar abi. <laughs> işte. yani tamam Galatasaray'ın Abi şeyi... adamlar bizimkiler stadı yakmış abi. O ay bak o görsellik açısından ben Galatasaray'ı görüyorum. Görsellik önemli ama. zaten yani. Ne e oldu e Heyecan veren Morunyo abi. Ama ha, şöyle. O seni bak o başka bir bak. O açıdan. O şöyle. Bir... Ama şöyle. Biz ambiyansdan bahsediyoruz. Ambiyans tabii ki Galatasaray. Ama burada bir haksızlık var ne gibi? O zaman Icardi'nin Icardi ilk getirdiği geldiği zamanki imza törenini koyacaksın. Bu ikinci mi? Yani bu şimdi ikinci. Jose Mourinho Aynen. iki sene sonra bir daha güzel güzel uzatırsa şimdi takımı şartlı yapmış. yapmış. Güzel. Onun da nedenini söyleyeyim. Icardi dün bu ikinci gelişini paylaştı okay. ki. daha e, iyiydi dercesi. O, o, o açıdan. Ama dedi, dedi o, doğru. O, o konu beni ilgilendirmiyor ki. Ama bir De, tabii hani bir Icardi onu kıyasladığı için bir fut, biz onu koyalım. Bir futbolcuyu bir teknik adamla kıyaslamak da çok doğru değil aslında ona bakıldığı zaman. Ama ya o yaptı paylaşım. Ama Gerçekten bizimkiler hakikaten tabii Zaha Maha da vardı toplu bir e, izah töreninde falan ama vardı orada. olsun çok güzel bir ambiyans yaratılmıştı. Ben görselliğe bakıyorum. Hı hı. Tabii Mourinho, Mourinho şu an ben bir futbolcu olsam, Fenerbahçe'nin futbolcusu ol, olsam kalmak için mücadele veririm. Ben sana daha güzel bir Değil soru mi? sorayım. O Mourinho ile çalışmak ha, Mert ister miydin? Mert Hakan... Bilemem. Bunu öyle şey çalışmak ister Mert Hakan'ı bırak abi. Çok, takıldınız Mert Hakan. Belki hayır. çalışır bilmiyoruz. Sağ içine inelim. Şey söyleyeceğim, sağ sen sağ dışına Sen öyle konuşmak ister miydin? E, çalışmak ister miydin mesela? Tabii ki çalışmak istersin. Ama bak şöyle bir şey var. Şimdi çok daha disiplinli olmak zorunda kalırsın. Şimdi mesela biz biraz daha rahat... Çalışmak istemeyebilirsin. <laughs> o zaman hayır bunlar da var şimdilik. Bazen bu mücadeleden kaçabilir. Doğru. Yani hani biraz daha böyle rahat oyuncular işleri daha zorlaştırabilir. Mesela Icardi istemez bence. E olabilir, <laughs> olabilir. O çünkü rahat olduğu için böyle oynuyor. Ama işte bazı ama Mourinho. bak ama Mourinho da yani yani kötü işim, bir anlamda söylemiyorum yani Mourinho, bunu hocam. Ama Mourinho bence bunu ölçebiliyor. Yani çünkü neden ben hep izliyorum Mourinho sarıldığı oyunculara sevgiyle sarılıyor. Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Zlatan'la bir videosu var hatırlarsınız. Efsane Inter video. şampiyon olmuş. Zaten, zaten beni kenarda oynatırsın. beni çıkart diyor. Öldüm diyor artık. Gittim diyor. Bittim diyor. <laughs> Oyuncu değişikliği yapıyor, çıkartmıyor. Oyuncu değişikliği yapıyor, Balotelli diyor. Oyuncu değiş en son kaleciyi çıkartıyor. Zlatan'a inat olsun diye. Yani sen beni çıkart diyorsun. Bir de şey diyor zaten kenardan. Yani içinde. Ben seni şampiyon yaptım. Biraz saygı göster falan. Morio'ya böyle bayağı bir gider yapıyor. Herkesi çıkartıyor. Zlatan'ı çıkartmıyor. Ama ona rağmen Zlatan İbrahimovic'in kitabına bakın. Mourinho için inanılmaz övgüler. Ben Jose Mourinho'nun evet. bugüne kadar oyuncusu tarafından çok nadiren eleştirildiğini karakter olarak en azından. Bugün de aynı şeyi söyledi. Benim için dürüstlük önemli dedi. Yusun, e i̇yi mutlaka olur kötü olur ayrı konu. Ya, Mutlaka ya olmuştur, tabii da. olmuştur ama tabii 100'lüye baktığın zaman tabii bence de 180-1990'lı çok çok Materazzi'nin sarılma anına Ağl ağlıyor. O sar, bak bir şey. İnanılmaz Okan Hoca'yı şey. neden bu sene hep böyle sarılırken gördük? Bu bir sevgidir. Oyuncular bunu istiyor. Ya bu çocuklar artık bizim gibi değil. Bunlar değil. Daha, daha duygusallar. Hı. Çok daha duygusal insanlar bunlar. E biz bazen robot gibi göz, robot gözüyle bakıyoruz ama diller yani. Hakikaten şunu dokunduğun zaman tamam. Abi oyunu oyuncu. Ya antrenman verme ona. Bak antrenman yapmasın ama şunu yap. Okşa. Bir enerji geçiyor, Bir, değil bitti mi? Bitti abi. Temas A çok önemli artık. Temas. Doğru diyorsun. Ee, bu arada diğer anketi de vereceğiz. Onu da hazırlayalım. Başkanlık seçimini kim kazanır? Ona da yoğun bir ilgi oldu. O ekrana gelirken şeyi sorayım az önce yarıda kaldı. Sağ dışı bölümünü bir kenara bırakalım Mert Hakan'ın. Futbolcu Mert Hakan'ı ister mi Mourinho? Onu bir ben çok soran var. Şöyle ifade edeyim. José Mourinho'nun Şu an boşta değil <laughs> mi Mert Hakan? Şu an sözleşme uzatılmadı. Kimseyle sözleşme uzatılmadı Fenerbahçe'de. Ee, şu an José Mourinho'nun ilk yapacağı iş benim gördüğüm kadarıyla önce transferi yapacak. Giden kişileri kafasında belirlemiş ben en azından öyle gördüm. Oyuncularla görüşme yapacak. Mert Hakan'ı ister mi istemez mi bilmiyorum. O biraz da o kendi bakış açısıyla alakalı. Ben eğer görüşümle paralel gidiyorsa Mourinho oynatmaz diye düşünüyorum. Benim görüşümle paralel gidiyorsa. Nedenini açıklayayım yani. 55-60 maç oynayacak ki Fenerbahçe çok erken başlıyor sezona. Bir sezonda 10 maçlık bir performans üzerinden bir takımda 25 kişilik bir kadroda kalman çok zor. Yani bu yüzden söylüyorum. Yoksa eğer e, Mert Hakan fiziksel olarak hazır oynayabilir durumda olsa 30-35 maç çıkartacak durumda olsa tabii ki faydalanır. Bence seviyor o tarz oyuncuları da bu arada. Yani ya, sağ içinde. O tarz oyuncuları Peki orada başkan ver. devreye girebilir mi? Mert Hakan'la da Ben yapayım. şu an... Benim hatırım var mı? Yok. Şu an ben... hatır işleri severiz. Rica minnet. Ben... O bizim komutanımız. Yapabilir Mert mi Hakan yani? Komutan. Şu an Jose Mourinho'ya bir şeyin diretilebileceğini düşünmüyorum. Hmm. Açık ve net söyleyeyim. Burası Türkiye. Welcome. Burada burada zor. Yani, Vallahi, yani Jose Mourinho isminden bahsediyoruz. Welcome deyince aklıma geldi. Bugün <laughs> bayağı bir welcome to hell <laughs> olayı oldu. Türk basınıyla tanıştı tabii Jose Mourinho. Yani Hayatımın en uzun basın toplantısı oldu. Ufak bir e doğru. sektör özelleştirisi yapayım. Yani ben yapmamaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Çünkü bunun ben tırnak içinde dayağını Şampiyonlar Ligi'nde yedim. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde basın toplantısında sorunu soruyorsun. Bir dakika yaşınca böyle yapmaya başlıyorlar. Hmm. Yorum yapma diyor. Senin görevin orada yorum yapmak değil diyor. Doğru haklılar bu arada. Basit Doğru. bu. Merak ettiği şeyi kamuoyunun bilgisine Hı. sunmak için sorar. Yani bizde bir başlıyor. İşte biliyorsunuz bu ülkede böyle, şu ülkede şöyle, <laughs> Fenerbahçe böyle. böyle. Bu bir soru dedi, değil yani. bir, 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 birincisi bu soru değil. İkincisi birilerinin vaktinden çalıyorsun. Evet. Başkaları da soru sormak istiyor. Belki kamuoyunu bilgilendirecek başka şeyler de var. Sıraya giriyor çünkü orada 200 kişi falan vardı. Bir de Jose Mourinho ya yani. iki saat tuttun orada adamı. Ben birçok mesaj gelmiş. Tatmin edici. Bizim neye sorularımız hiç sorulmadı tarzında hani kamuoyunu merak etti. Evet. Kimse yani bireysel bir e, şeyim yok. Yani ben meslektaşlarıma da saygı duyuyorum ama ülkemizde maalesef soru sorma konusunda ciddi sorun var. Ciddi bir sorun var yani. Korku var mı? E, ne var mı? Korku. Ne gibi? Yok yani bilmiyorum. Her soru sorarsam Abi bana ol... bir şey olur mu korkusu. Ne olacak Rence ya ben. Var. Aziz soru Maçlardan sonra olur. Ben inanıyorum. Ben TFF başkanına da soranı, soru, soru görmedim. Bugüne kadar doğru hani davet etse soracağız da. Abi davet etti işte davette olduğun zaman da senin için söylemiyorum bak davetli 200 kişi vardı sormamışlar diyorsun yani. Gerçi ben... daha Mourinho Sezgin gelmezse tanışmadı. Değil. Ben korku var. <laughs> daha, değil. Da. daha Sezgin gelmezse tanışmadı. Hayır <laughs> Sezgin abiye gelmeden acaba Çünkü kulüplerde, <laughs> kulüplerde kulü... <laughs> ama kulüplerde bunlar oluyordu. bu bize böyle soru sordu. Bir daha almayın tesise diyen çok Yok sen olabilirsin. Olabilir. Sen Olur. abi ben anlatmama gerek yok. Abi hocam bak dediğin noktada doğru şeyler var. Ee, zaten hani sorunun soruluş tarzından niyeti anlıyorsun bazen. Evet. Ben manşet çıkarmak için sorulan sorular hastayım. kısa sorulur. Ben Şenol Hoca'ya bir soru sordum ikinci gelişinde. Hocam dünkü güneşte bugünkü çamaşır kurumurdu dedim. Çok güzel soruydu. Not aldı, çok güzel söz dedi. Ama güneş her gün doğuyor dedi. Ama doğmadı ikinci dönem. <gülüyor> olabilir, olabilir. <gülüyor> Tutuldu. Bir... Abi şimdi bak burada Mourinho'nun basın toplantısında yani. Morinyo'nun bunu söylemesi bizim açımızdan da sektörel bir eleştiri. Ben çünkü çok basın toplantına girdim. Adam söz alıyor. Dört tane sorum var. Dur abi bir tanesini sor. <laughs> Hakikaten öyle çünkü bir Arkada var. 50 kişi var. özel röportaj yapıyor orada. Bir, ikincisi, <laughs> bir de yorumlu soru. Hani abi diyorum büyüğümdü. Hiç ismini vermiyorum. Ya senin basın toplantı mıydı bu? Yani biz sana mı soralım yoksa hocaya mı soralım gibileri de. Yani o sanki da. onun basın toplantısı. Ya yani orada biraz Bir de biz ne etmek diyoruz? Lazım. En çok neden şikayet ediyoruz? Bir, hakemleri zaten konuşuyoruz. İki, topun oyunda kalma süresi değil mi? Ya topun oyunda kalma süresi konusunda sürekli isyan eden biz basın, Necip Türk basın. Hı -hı. Basın toplantısının bir buçuk saat sürdürülürse bir saati soru bölümü abi. Evet. Mourinho konuşsun sen konuşma. Adam gelmiş bırak o konuşsun. Evet. Bir yaranma bir metiye girişi oluyor. Önce bir işte başkana. Gerek yani yok. Herhangi abi. bir kulübe hangi kulübe. Gerek, gerek, gerek yok. Herkes ya. basında kimin ne olduğunu aşağı yukarı biliyor. Başkanlar daha iyi biliyorlar. Her şeyden bilgileri var. Bu yasaklama mevzusu doğru. Ben hani şahit oldum yaşadım biliyorsun zaten. Kendi kendi <laughs> karar veren insanlar yüzünden. Fenerbahçeli olmuyor ama. Onu söyleyebilirim. Yani uzun zamandır o konuda da hem iletişim konusunda hem de medya işlerini yöneten arkadaşımız Alper'i tebrik ederim. Evet hani belki röportaj verme sıralamasında geriye düşebiliyorsun. Ancak tesisi almama, basın toplantısı almama noktası öyle uç bir nokta olması gerekiyor. Yani iyice hakaret etmen ya da yayında böyle çıldırman gerekiyor ki o o noktaya gelsin. Onun dışında Fenerbahçe'de geldi tesise alınıyorsun, giriliyor. Evet. Ya da bir savaş olması lazım mevcut durumdaki gibi. Doğru. Yani böyle hep böyle metiyeler düzelim, onu övelim, bunu övelim değil. Eleştirilecek taraflar da var. Mesela bugün bir görüntü dikkatimizi çekti. Aziz Yıldırım'ın e, Jose Mourinho ile ilgili eski bir açıklaması var. Ümit Karam, bilmiyorum gördün mü? Çok enteresan. E, galiba 2016 yılı. 2016. Değil mi arkadaşlar? onu bir hemen ekrana bir getirelim. Ee, bakalım neler söylemiş Mourinho'yu gündeme getiren, bir anda Türkiye'nin gündemine sokan kişiydi Aziz Yıldırım ama bundan 8 yıl önce çok bambaşka şeyler söylemiş. Hazırsa bir izleyelim bakalım. Öyle Mourinho'yu alıyor ben havacı Mourinho geliyor. Bilmem kim geliyor. Bu devirler bitti haberiniz olsun. Tamam mı? Bitti. O yapak kuralları var. Hepimizin bu kurallara uyması lazım, kulüplerin boşlanmaması lazım. Bunun için her şeye dikkat edeceğiz. Öyle Mourinho alıyor ben her geliyor, bilmem kim geliyor. Bu devirler bitti haberiniz olsun, tamam mı? Bitti. O kuralları var, hepimizin bu kurallara uyması lazım, kulüplerin boşlanmaması lazım. Bunun için her şeye dikkat edeceğiz. Evet nereden nereye arkadaşlarımız güzel Çekilmişiz. bir KJ yazmış. Ben, ben, hep soru soruyorum çünkü merakımdan soruyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin hiç bu siyasetinde siyasetini de bilmiyorum. Az Yıldırım seçimden çekilir mi? Yok. Çekilmez. Ben zannetmiyorum. Öyle bir şey mi var? Çekilmez bence. Bu saatten sonra. Yani şu devam an, eder. Bugün Kaan'la yapmış, oldu, yani, yapmış olduğu, Devri Üçgen'le yapmış olduğu röportaj. Onu da, da vereceğiz. Hiç öyle sana. bir hissiyat almadım. Şöyle ifade edeyim. Bu, Evet bu eleştirilebilir bir açıklama olabilir. Yani şimdi o ne oldu da şimdi Mourinho'yu alıyorsun? Biraz konjonktüre göre de bakmak gerekiyor orada. Orada herhalde finansal... başkan orada bir kere başkan. Başkan bir finansal fair play'in e, göbeğinde Fenerbahçe kısıtlamalar var ki Ali Koç bugün ondan da bahsetti. Fena ondan kurtulduk dedi. Orada kendisini de eleştirebiliriz. Niye bu kadar borçlandın ya da dengelemedin diyor. Ayrı konu. Benim de eleştirdiğim bir açıklaması daha vardı mesela. Şampiyon yapmaya geliyorum demişti Aziz Bey. E, 2016'da şampiyon olamadığında şampiyonluk her şey mi? işte ölüm kalın meselesi mi o kadar da önemli değil tarzında mi? O, o benzer cümlelerle cümlelerle bir açıklaması vardı ben geçmişteki cümlelere çok takılmak istemiyorum çünkü de, herkes iz bırakıyor doğru. Yusuf, o dönem hakikaten ben çok net hatırlıyorum hem Beşiktaş'ın bir denetlenmesi vardı Galatasaray'ın yaşadığı o, o dönem -4 finansal, sene buna uymak zorundasın. Evet, finansal fair play çok daha boğucuydu bu arada. Param yani, varken bile alamıyordu. UEFA esnetti o kuralları. O yüzden geçmişe çok takılmıyorum. Yani ya Mourinho'yu da kötülemiyor bu arada. Yok, zaten e, hayali hani daha önce de dile getirmişti. Benim Fenerbahçe için yine artık yani dün çok mutluydum. Bugün yine saçma noktaya geldi. Ya Fenerbahçe seçimi birbirini suçlayan, birbirine söz atan, laf atan iki insanın ya da üç insanın seçim olmaması gerekiyor. Fenerbahçe Mourinho'dan bahsediyorsak yarın işte ne bileyim benzemalardan işte Van Dijk dedin sen işte. Onlardan bahsediyor Fenerbahçe'nin geleceği önemli. Fenerbahçe'nin geleceği projelerden, fikirlerden, gelir kaynaklarından, sponsorluklardan, sportif başarılardan geçiyor. Birilerinin başarısından değil. Kolektif başarıdan geçiyor. Bunun farkına varması gerekiyor. Ve daha önce söyledim daha bu 3-4 hafta önce söylediğimde. Kim kavga ederse Fenerbahçe'de kavgayı kim başlatırsa seçimi o kaybedecek. Kavgayı kim başlatırsa. Biraz az Yıldırım başlattığı seç... gibi duruyor şu an. Ali Bey çok kavga şeyinde gidiyordu hı hı. başlarda. Şimdi gördüğüm kadarıyla o topa çok girmiyor. Dün de çok sakin kaldığını söylemiştim. Evet. Bugün Aziz Bey'in açıklamalarını da dinledim. Onu da dinleyeceğiz. Ama Acun Ulucar'a bir az... sert girdi. Evet, bugün. evet. ama o işte, da sonra Aziz Bey'in açıklaması. O da şey geldi. gibi yani geçen sezon Dursun Özbek hiç girmiyor. Ama Aziz Bey de Timur'u ön plana Daha duruyordu. önceki Aziz Yıldırım açıklamalarına yanıt olarak verdi herhalde onu. Yani şunu söyleyeyim. Kavga. Erdem olur? Kavga edebilirsiniz ama bu kavga Fenerbahçelileri bence pek ilgilendirmiyor. Ben Öyle sana ifade. Benim bir cümle kurdum. Mourinho mu Fenerbahçe'ye ay ayak uyduracak? Fenerbahçe Mourinho mu? çok önemli bence. Hım. Bence Mourinho Fenerbahçe'ye ayak Nasıl uyduruyor. olmalı başarı için? Bence bence Mourinho uyduruyor. Bunun tek doğrusu var zaten. Dün söyledi kendi. Ben daha önce benim adım Jose Mourinho diyordum. Şimdi Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho diyorum. Kendi bir söyledi. Daha, bir daha söyle dedik biz lütfen. <laughs> yani sanki kendisi Fenerbahçe'nin Ya bu arada şartlarında şartlarına kimliğine uydu gibi. Sosyal medya, övüyoruz abi. Mourinho övüyoruz diye de te tepki görüyoruz. Galatasaray'la yine övüyorsunuz ya. Bırak da Mourinho'yu övelim yani. Yani ki... sen Icardi geldi, Icardi övdüm. Fenerbahçe tepki gösterdi. Aa Icardi övüyorum abi yani başka hani başka isim vermeyeyim şimdi. Başka bir futbolcu övmüyorum yani. Şimdi Galatasaray şey Jose Mourinho'yu övmek ayıpsa bu ülkede futbolu kapatalım ya. Bak Jose Mourinho övmek, Jose Mourinho'nun iletişim kabiliyeti konusunda bir şey söylemek ayıpsa ve bu ya işte övüyorsunuz da şöyle Överiz abi. Jose Bütün Mourinho dünya övüyor. övüyor. Onlar da Ceko, iyi biliyor. Ceko geldi ben Santrıf olarak söyledim. Bu, bu oyuncu ligde 20 gol atar dedim ki... 21 attı. <laughs> 21 attı. Seneye kalsın yine 15-20 atar. atar. Bak. Doğru. Bir sene daha oynasın yine 15-16 atar. Dün Doğru. ne dedin? Lewandowski. Lewandowski ayrı bak. Lewandowski ayrı. Şimdi onu, i̇şte Lewandowski yani geldi benim için daha, daha iyi. Yani, o takım şampiyon olur. Öyle mi diyorsun? Bence. Ha, şampiyon olmak istemiyorsan tek başına denemezsin. Sen şu Beşiktaş'a dediğim Beşiktaş. Lewandowski'yi koyduk tek başına. Evet, doğru Hangi Beşiktaş'a? <laughs> Mevcut Beşiktaş'a. Mevcut Beşiktaş'a Beşiktaş iki tane Lewandowski koyman lazım. Biz onu üç yapalım yani şu, şu anki Beşiktaş'a. Beşiktaş yani şu Daha an. Ya o kadar. Yazın yazın değiştirmen lazım biraz kadroyu. Evet tabii orası öyle. Ya forveti Semih var o yüzden söyledim. Forvet hattı için söyledim. Vallahi bana mesela bak bir şey söyleyeceğim. Yani Muhammed Salah, Sadio Mané'ler falan seneye bu ligde olur gibi geliyor. Öyle mi? Tabii. Muhammed Salah sadece o mu ne? Vallahi Gibi bir silenlik. duyum mu aldın? Sen bir boşuna e söylemezsin. Ben herkesi alırım da Kane'i almam yani. Kane'i alan zaten <laughs> 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 Bayern de bitirdi ya. Bir gutval, bir de Harry Kane. <laughs> Evet. Ama siz ilk evet. alın bak deneyin deneseniz ya <laughs> siz de. bir deneyin. Biz ya. Bizde şampiyon olursa <laughs> işte herkes öyle diyor bizde olursa ha, dediler. Olamadı. Siz hani en büyük biziz her şeyi yapıyoruz. Siz bir deneyin isterseniz Serike'ni alıp. Biz, biz sizde olabilir. de şampiyon olursa o biz zaman ihtimali o Seni kabul etmek lazım. <laughs> Ama o şanssızlığı galsayda kırabilir. Kırabilir. Yani. Çünkü <gülüyor> Bayern Bayern bitirdi ya. Bir şey diyeceğim. <laughs> Salah deyince yüzünde bir gülümseme olmuş. Ben Yo, abi. Serdar abi'ye baktığım <laughs> evet, evet. için Tolga diyecektim. Tolga Tolga dikkatini Tolga dikkatini şey. bir şey söyleyeceğim. Ben bir Serdar abi'ye bakıyordum edelim. seni Sen görmedim. Sen bana iyi oyuncular söyle ben gülüyor muyum gülmüyor muyum? Abi bak. İsim e, isim meselesine girmeyeceğim. Aziz Bey çünkü Aziz Bey de çalışıyor bu konuyla ilgili. Orada ben iki başkan adayına da mümkün olduğu kadar eşit mesafede kalmaya çalışıyorum. Çünkü beni çok alakadar etmiyor kimin başkan oldu. Beni alakadar eden Branko'nun söylediği gibi, ben Mayıs'ta şampiyon görmek isterim takımı. <laughs> Hatta bıraktım şampiyon görmeyi. Şş, Avrupa Mayıs kupası kazan, kazanması istiyorum ben Fenerbahçe'nin. Ben Fenerbahçe için benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi anlamadınız diyor ya Sayın Ali Bey, e, Ali Koç seçim sürecinde hı hı. ilk seçim süreci. Benim, benim hayal zor... ettiğim Fenerbahçe hiçbirisi anlamamış. Hı. Bak benim hayal ettiğim Fenerbahçe'nin seviyesi bir anlaşılabilse herkes o ortak şeyde şeritte yürüyebilse. Yani gerçekten bambaşka bir seviye olacak. Ben de artık hiç hani sadece böyle izleyerek konuşmama da gerek kalmayacak. Benim derken Fenerbahçe taraftarlarının hayal ettiği, Fenerbahçe taraftarlarının Fenerbahçe'yi koyduğu yeri bir idrak edebilse biraz bu kavgalardan sıyrılarak iki başkan adayı bence Fenerbahçe'nin geleceği çok daha parlak olacak. Ha, Jose Mourinho çok güzel. İki başkan adayı da çalışacağız dedi nefis. Bak ortak nokta bulunabiliyormuş demek ki. Oyuncu transferinde de ama şu noktaya gelelim artık sağ dışında çıkmalarda takımın konsantrasyonunu bozma işte ne bileyim etkile. Bunları artık bırakalım. Fenerbahçe evet. eğer orada mücadelesini verecekse versin ama masada versin. Sağ içinde de o e, mücadelesine rahat bıraksın. Seçim haftasına girildi. Biraz böyle açıklamalar e, sertleşiyor. Aziz Yıldırım'ın ama. L1 üçgene verdiği e, röportajı bir kullanalım. E, gerçekten çok flash cümleler sarf etti. Bakalım e, neler söylemiş Ali Koç'la ilgili, Mourinho'yla ilgili hemen gelsin ekrana. Sohbet ettik iki saat. Roma'da buluştuk. iki saat sohbet ettik. 9 Mayıs'ta gittim. Onda 9 önce, Mayıs mı dediniz başkanım? 9 Mayıs. 9 Mayıs. Önce. Çünkü karşı tarafın da yani. Ali Bey'in de işi. Biz daha evvel görüştük. Ya olabilir. Ama. Ben gerçeği anlatıyorum. Yani. Benim pozisyonumu anlatıyorum. Onlar hı hı. istediklerini anlatabiliyor. 9 Mayıs'ta gittim. Kendisi bana şunu söyledi. Dedi ki seçime gidiyorsunuz dedi. Bunun için dedi ne düşünüyorsun anlattım ben ne düşündüğümü neler yapmak istediğimi. Zaten beni incelemiş biliyor 20 yıllık şeyimi sormuş etmiş. Ondan sonra şunu söyledi ki beni dedi bir aday aradı dedi konuştum telefonda ay çekilen aday aradı konuştum dedi gayet doğal dedim. Sonra bu şeyinde Guan konumunda önümüzdeki hafta gelip Mendes'le randevu aldığını görüşeceğini söyledi. Görüşmek istediğini söyledi. Gayet doğal dedim. Problem yok yani. Görüşebilir. Benim amacım senin Fenerbahçe'ye gelmen. Ve ben o ilk açıklamada şunu söylüyorum. Kendisine de söyledim. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. sen de Fenerbahçe. Sen çıkış yakalamak istiyorsun. En der kulüp Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe de senin sayende şampiyonluklar ve Avrupa'da da başarılar kazanarak belli bir noktaya taşıyabiliriz. Beraber çalışırız. Şu bu. Bunları anlattık. O da bundan memnun oldu. Ve menajeriyle bizim arkadaşların görüşmesi, görüşmesini istedi. Biz de olur dedik. Öbür hafta cumartesi de gittiler. Cuma cumartesi menajeriyle oturdular, konuştular. Her şartta anlaştık. Biz buçuk dedik. Onlar buçuk 15 dedi. 15'te de buluştuk. Ve onları da tebrik ediyorum getirdikleri için. İnşallah biz seçiliriz. Seçilince istediğimiz bir teknik direktörle biz yola devam ederiz. Ya 6 senede vizyonları vardı da niye böyle bir hoca getirmediler? Ve bak ben geçmişte 98'de yeni başkan olduğumda Löv'ü getirdim. Löv süt katla UEFA kupası finale oynamıştı. Sonra Ancelotti'yi getirdim. Onu buraya kadar getirdim. Gittim evet. evine ikna ettim. Geldi. Onun hakkında çok basında olumsuz, olumsuz, olumlu yazılar çıktı. Fakat o Milan'la anlaştığı için gelmedi. Ben de bizim arkadaşlara demiş ki, başkan demiş, Moyne o kadar etkiledi ki il muhakkak Fenerbahçe'ye gideceğim diye söylüyor Hı. ve bunu 2 3 defa tekrar tekrar söylemiş. Sizin başkan bununla ne konuştu da bu kadar etkilenmedi. Yani bunlar gerçekler. Bizde yalan yok. Yalan konuşmam. Hayatım hep yalan konuşmamak üzerine kuruldu. Bazen hata yapmış olabiliriz ama bilerek, isteyerek bana faydası olacak, menfaat sağlayacak diye yalan söylemez, söylemem. Boylu'nun gelmesinden dolayı mutluyum. İşte o yaptığı bir şey yok ki düzelteyim yani. Hepsi yanlış. Her şey yanlış. Ya yani biz e, şampiyonluğu kaybediyoruz. ikinci oluyoruz. Seviniyoruz. Oyuncular sahada seviniyor falan tamam, emeklerine saygı gösteriyoruz. İyi puan aldılar. Ama tabi sizin alıntınız olur. Biz de 9 defa şampiyon olduk. O 9'un 3 tane, üç tanesi e, son maçta kaybettik. Son maçta kaybettik. Ama bizi kimse hatırlamıyor yani. Söylemiyor. Şampiyon 6 defa. Olay yazıyor, onu çiziyor. Evet, gerçekten sert eleştiriler var ee, Ali Koç'la ilgili. Yani bu yönetimin doğru yaptığı bir şey yok diyor. İşte Mourinho ile olan süreci vesaire anlattı. Herhalde bu açıklamalardan sonra biraz daha böyle bir e, seçim haftasında ortam gerilecek gibi geliyor bana. Gerilecek. Yani gerilirse kazanan Fenerbahçe olmaz onu söyleyeyim. E, bir aday kazanacak illaki seçimde. Ama bu gerilim Fenerbahçe bir şey kazandırmayacak. Çünkü artık bir yerde bir bölünme, hizipçilik, yani grup grup ayrışma bunlar Fenerbahçe için parlak bir geleceği işaret eden şeyler değil. Fenerbahçe artık dilimde tüy bitti bunu anlatmaktan. Konsolide olduğunda, bir olduğunda, tek yumruk olarak hareket ettiğinde ancak başarılı olabilir. Sportif olarak görüşlerin farklı olabilir. Adaylar farklı şeyler düşünebilir. Adayların projeleri farklı olabilir ki bunlar da zenginliktir. Demokrasinin getirdiği zenginliklerdir. Ancak olay tartışma meselesi adayların şahsiyetleri üzerinden yapılmaya başladığı andan itibaren kaybeden Fenerbahçe olur. Cumartesi günü iş böyle giderse, şimdi şunu da hatırlatalım. Cumartesi günü konuşmalar olacak. İşte mali tablolar vesaire onlar gösterilecek. Herkes çıkıp fikrini söyleyecek. Pazar günü de seçim var, oy kullanılacak bu atmosferde giderse cumartesi günü sıkıntı, e, olur. sıkıntı olabilir. Kongrede Allah olur. korusun. Yani, Konuştuğum herkes benzer şeyleri söylüyor. Öyle mi? Çünkü herkesin çok keskin hatları var. Bu keskin hatlar daha da keskin hale geliyor ve e, taraftarlık duygusu futbolda maalesef şiddete çok meyilli bir duygu ve çok hızlı tırmandırılan işte toplum psikolojisiyle bir kişi birebir kavga etmek farklıdır. 10 kişi 10 kişiye laf atıp ...birbirine girmesi çok farklıdır. Çok daha hızlı alevlenen işler. O yüzden kongrede işler biraz daha evet. sıkıntılı hale gelebilir eğer yani. böyle devam ederse. 15 milyon euroya anlaşmıştık diyor. Ee, Ali Koç'un anlaştığı rakam biraz daha 12 altı. 12 dedim ben. Dün <laughs> hala da aynı fikirdeyim. Dün söylemiştin. Zaten Mourinho da galiba böyle aynı. bir şeyi vurguladı. Evet. Az Yıldırım daha çok para vermiş ama... E, ...ben Ali Koç'u teklifini kabul ettim. Paraya bakmadım. Öncelik para değil, projeydi diye anlattı. Yani öncelik para değil meselesi. Futbolda çok geçerli bir şey değil. Ee, yani öncelik tabii para. hani şey yersen. Yani o zaman hocam 1 milyon euroya çalışır mıyız desen. <laughs> Belki gelmez. <laughs> şey Ama burada, sana. burada şeyi kastediyor. Yani Aziz Yıldırım'ın verdiği para daha no. fazla. Bu eleştiriyorum. Öncelik Ama bana bir abi. proje sundu Ali, Ali Koç. Evet. Mario evet. Branco'nun göndermiş Gönderdim. olduğu projeyi çok beğendim. Asıl önemli nokta o işte. Doğru. Bir de Mario Branco ile. Bence şu transferler. Yani. İşte bak demin söyledi iki tane dünya yıldızı diye. Hala isimleri bekliyorum. Bence Seyirci borun yolları soruyor, gördüm kim 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 diye. Olabilir. Ma sen de bir isim ver bari ya. Ya <laughs> bana gelse isim hani o kadar net güvenilir bir isim ki söyleyen yani. çok. Ben bir tane çok... isim ver bakalım doğru muymuş. <laughs> o da ayıp olur şimdi umutlandırmak insanlara ayıp olur. Ee, ben yani sana söyleyeyim doğru muymuş diyeyim. Mevki söyle. Biliyorsan mevki sen söyle, söyle. olsun. Santfor söyle. Ya mevki de söyle. İki tane çok net dünya yıldızı. Ee, bir orta saha. Yaklaşık da... işte 6 futbol. tane de hani böyle daha böyle bir asker futbolcu. Hani süperstar değil ama dünya yıldızı sarısı, sayısı ya da ben, da fazla sen daha fazla ya olabilir. Daha fazla olabilir. Yaban, yabancı statüsünü doldurdun. Gidecekler olur belki. Ya göndeririz yani gönlü rahat bizim. Rahat ol. Belki Gerçekten Türk değil. dünya starı gelir. Nereden biliyorsunuz? Evet. Belki yani... Türk statüsünde oynayacak. Avrupa'da oynayan lejyonerlerden. O Galatasaray gelir. İlkay mı? <laughs> İlkay ay İlkay, İlkay mı? Ya. Bak kameraman arkadaşımız kafa sallıyor oradan. Gelebilir. İlk İlkay mı? Sonuçta illa sezonda bir kere gelecek abi. Nasıl yani? Hangi takıma giderse Galatasaray'a <laughs> da gidecek. Ben İlkay'ı görmek isterim Galatasaray'da yani gerçekten. de Türkiye gelsin hangi takıma giderse gelsin İlkay'ı seyretmek isterim. Evet. Bu arada Galatasaray demişken hani futbolcu transferi falan tamam ama o konuya da birazdan bir girelim istiyorum ben Okan Buruk'la niye imzalanmadı? Yani lig biteli şampiyon olmalı günler geçmiş üstünden. E, yönetim seçildi, bir daha seçim de bitti. Seçim Ama de yok. prensipte bir anlaşma oldu diye biliyorum. Ama şu anda hani, neden çabuklaştırılmıyor? Aynı şeyler Sergen Yalçın Beşiktaş olayında da yaşandı. Sürdü, sürdü, sürdü. İş nerelere geldi? Endişe eden Galatasaraylılar da var bununla ilgili. Yanlış tarafa döndün. E, yok hayır Fotoğrafı şey. Da. Serdar abi. Serdar Fotoğrafı abi. tarafa lazım. Hayır. <laughs> hayır. Yok Serdar Şimdi abi. Bu orada. <laughs> Safa. Şey, ben, Bence ben, sende. Bence Mikaran, sende. Karan yani burada bir sıkıntı seziyor musun sen? Yok ben biraz şampiyonluk kutlamalar. Biraz eğlence. Biraz keyif. Yani ben ben, ben de düşünüyorum prensipte anlaştıklarını düşünüyorum. Ama acelesi yok ki. Ama şöyle Zaten şey... şu an transfer listesi, gidecek oyuncuların listesi hazırlanmıştır evet. hazırlamıştır yani. Hani tete, tete, orada bir... tete, Zahalar, işte Vinicius'lar falan onları seneye görmeyeceğiz. Endombele. 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 Dombeli, endombele Türkiye'de görmek istemiyorum. Türkiye'de gel Türkiye'de gelmesin. Ya şimdi Erdem Timur'un yarın bir basın toplantısı var. <laughs> Aa evet. Kebap, 11'de. Kebap, kebap bırakmadı 11'de, ya Türkiye'de. Erdem Timur gittikten sonra orada bir şeyler değişecek mi? <laughs> yerine kim gelecek onları bilmiyoruz. Onlarda problem var. Evet, yarın bu, görevlendirmeler netleşiyor yarın ama önce bir Erdem Timur konuşuyor sabah sonra da görevlendirmeler netleşiyormuş. O bilgiyi ama de Erden aldık. Erdem Bey'in zaten bir ön açıklaması vardı Sezgin abiye. Her şeyle mücadele ettim. Galatasaray'ın iç siyasetiyle mücadele edemedim demişti. Çok açık konuştu. Cemiyette çok açık bayağı net konuştu. Evet. Daha ne ee, desin. Yarın ne söyleyeceğini merakla bekliyoruz ama e, şunu ifade edelim. Ben ilk sezonu çok başarılı bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum. İkinci sezonu o kadar başarılı değil derden Timur'un. Yani iki transfer sezonu değerlendirse, ilki 10 üzerinden 9, ikincisi 10 üzerinden 3. Vallahi bir Tutan şey transfer mi? yok mu? yani? Ümit Hoca. 10 Zaten... üzerinden 3 diyorum işte. Ben de katılıyorum. ikinci dönemde o biraz Kimler tuttu? Abi. Davinson Sanchez'i tabii ki sayarız. Evet. 100 yüz. gönderdin. Tabii. Yerine bek almak zorunda kaldın. Demirbay. kimler tutmadı diye sayalım daha iyi tamam. olur. Serge Aurier. Yok. Tuttu mu? Bir buçuk. Endombele. Doğru. Yok. Zaha sence tuttu mu? Yani yüzde yani %50 beş. Yüzde Yok. Tete. Yok. Davinson Sanchez tuttu bence de çok iyi transfer. Köyün toparladı biraz ama yani çok iyi şeydi. Bay, bence. Demir Bay. Demir da. Demir Bay bence. Kerem Demir Demirbay. Ama yani geçen sezona bak, bir önceki sezona bak transferlerine. Bambaşka Doğru. Ee, ama işte yani taraftar da soruyor. Bu arada bir... E, ben çok orada bir problem olacağını düşünmüyorum. Ee, yani... Evet, şu an biraz daha herkes bu işte şimdi kutlamalar var, işte başkanlar bir oraya gidiyor, bir derneklere geziyorlar. Bunlar normal şeyler. Ondan sonra oturması, ya bizim acelemiz yok, bir de bizim daha eleme biliyorsun. Lig başladıktan sonra playoff oynayacağız. 20-21 işte Ağustos. Ya yani, ne ki? Süper Kupası ya. Uf. 3 Ağustos Süper Kupa galiba, değil mi? Biliyorum, büyük ekşiyi sormak ha lazım. Ha Tabi. Şey oynanırsa, oynanırsa. Nerede e oynanacağı da belli değil. Evet, o da belli değil. O da belli değil. değil. Tarihte de belli değil. Önce herhalde federasyon seçilecek 18 Temmuz Ama net süper kupada en net bilgi Beşiktaş'ta Galatasaray oynayacak Azerbaycan, <laughs> Azerba Azerbaycan'da oynayacak Bravo onu iyi Onun dışındaki <laughs> hiçbir şey belli değil abi. Doğru onu da, diyorsun Onu da en ha. büyük ekşi belirlemediği için <laughs> en net bilgi, bilgi o gerçekten doğru söylüyorsun <laughs> Niye öyle diyorsunuz ya çok büyük ödül aldı bu hafta niye öyle diyorsunuz Kim? Büyük ekşi almadı mı ödül? Doğru bir ödül töreni vardı Yok, Boğaz'da bir ediyorsun. otelde değil mi? Tebrik ederiz. Yani ödül evet. törenlerinin alan herkesi kutluyoruz. Ödül törenlerinin evet. çoğunun doğasını bildiğim için tebrik ediyorum. Ya bu ödül törenlerinin biraz şeyi kaçtı. Yani ödül müydü, kongre miydi? <laughs> bir şeyler evet. yaptılar ama. Yani sadece o ödül töreni özelinde söylemiyorum. Hani genelde Genel Türkiye'de bir söylüyor. ödül verme, ya işte ben bir ödül töreni düzenliyorum. Serdar abi gelir misin? Sana bir ödül versem falan tamam gelirim diyor. Tamam Serdar Sarıdağ geliyormuş. O zaman ona ödül verelim. Hani işler Böyle ya yürüyorum. da şöyle oluyor, Serhat'ın da sana... daha geliyor şimdi Yusuf Kenan Feder bir de ödül de ona verelim, onu da çağıralım oluyor. De, işte böyle biraz oluyor. <laughs> öyle yürüyor işte. Valla şöyle bir şey olmuştu bana, abi seni adaya gösterdik, işte dört kişi daha var. Link paylaşacaksın sosyal medyada. Sürekli paylaş, tıklansın, o zaman ödül... Dedim beni karıştırma, beni çıkartın dedim. Çıkardılar. Yani. Serdar abi benim gibi yap TR-99 şey TR falan filan. Böyle başla <laughs> imanını ver abi. <laughs> Şu Erden Tumur'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Siz iman mı TR-99'a ben... <laughs> başlıyor Nasıl bir şey ya? <laughs> Özel iman yaptırmış adam ben kendine. Forma 99, TR-99. <laughs> hani derler ya, rakip hoca olsam takımdan şunu çıkarırdım. O da sağ olsun oyundan onu çıkardı. Benim işime geldi gibi derler ya. Hmm. Ben de e, hani Galatasaray'ın rakiplerinden biri olsam, başkan olsam bu yönetimden birini kenara al desem ilk alacağım adam Erdem Timur olurdu. Hmm. Bak bu ne. Bu kadar net söylüyorum. Icardi'nin böyle oynamasının nedenlerinden biridir. Icardi niye böyle yapıyor sürekli? Erdem Timur. Ali Koç'un Erdem Timur'la ilgili söylediklerinden dolayı. Ha performansı düşer mi Icardi'nin Erdem Timur'dan sonra bir dakika? İyi hatırlattın sen onu. Galatasaray. Vallahi iyi hatırlattın. Bence çok yanlış bir şey yaptı. Bence yarın bu Erdem Timur'a sorulmalı. Tabii o kendi Hocam, meramını, derdini anlatacak. Soru cevap bölümünde Abu Bakar, bunu mutlaka Abu Bakar, soralım. Abu Bakar Sergen Yalçın döneminde acaba gerçekten sakat mı? Yoksa hani kontrat mı falan derken oynamıyordu. Bir yönetici dedim ki niye kadro dışı bırakmadınız? Onu dedi o kadar çok seven oyuncu var ki onu çok sevenlerin içinden 5 kişi ilk 11'de oynuyor dedi. Ha, dengeler. Önemli o bir değil. Bir de kadro dışı bırakmak yerine yanımıza götürür seyahatleri. Gel soy modaları gir, oyna sen de eğlen onlarla diye. Evet, Şampiyonluk yani. Çocuk gibi bakıyorlar. Şey, bak e, hocam söyledi. Futbolcular da çok farklı. Sinan, farklıdır. Sinan Engin. Çocuk Sinan abi de onu çok iyi yapardı. Evet. Bizde evet. Apo abi vardı o çok iş. Abi Aynen. gece araban bozuluyor onu arıyorsun. Evet, ya. Tabii. Düşünsene çok ya. Lastik patlıyor ya. Lastik patlıyor yönetici arıyorsun. Ya. Öyle bir iletişim evet. İstiyorsun. Ailiyet duygusunu arttıran insanlar bunlar. Tabii. Her kulüpte lazım. Ama İstanbul'daki transferde olan birisi olması lazım. Eğer transferde de böyle öne çıktıysan, iyi adamlar getirdiysen sonuçta sana yazıyor transferlerle ilgilenen. Her kulüpte bu var. Bakınız Beşiktaş'ta Ertal Torunoğlu'ları. Evet ya. Talişkan'ın çorabına para sıkıştırıp yani ettirik yaptırıyordu falan. adama yani. Bakınız, Öyle yürüyor işler. Şimdi bak o bir. iki Okan Hoca'yla anlaşma bu durumu değil mi? Hı. İşte Sergen Hoca'yla o sıkıntı yaşandı. Sergen Hoca'nın Beştaş ile sözleşme imzaladığı ikinci kez sözleşme imzalaması ile top başı arasında 3-4 gün var abi. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mourinho çalıştık. Bence bir Mourinho herhalde bir iki aydır çalışıyor <laughs> herhalde. Çünkü planı var Fenerbahçe'nin. Bir plan var. Bence Galatasaray'ın da planı var. Yani o Hoca şu an boşta. Tamam Beştaş'ın sesi teklif yapabilir. Gider mi? Beştaş mı? Ben olsam yaparım. Doğru şu an boşta. Evet. Boşta. Aslında şey olarak resmi yoklarım. olarak yoklarım. TFF'nin listesine <laughs> girin sevgili seyirciler. Ben Orada boşta. bir sözleşme yok. Yani ama en son yoktu biz baktığımızda. Ama Okan Hoca çıkıp der ki ben Galatasaray'la benim aramdaki kontrat kağıt üzerinde değil ki. Hı. Hmm. Yani bir da da. sözleşmeler kalbi yaptıkları derler ya. Evet. Bazı e, isimler öyledir. Okan Hoca Galatasaray için öyle bir isim. Ama Beşiktaş'ta ismi geçti Galatasaray'a gelmeden önce. Gelmeden önce. Geçtim. Üç tane isim söylüyorum ya Beşiktaş'ta geçen. Peki diye ayrıldı. Bak Fariol'a gitti. Beşiktaş'a gelemez mi? Gelebilir. Ayrı Galatasaray'da ayrıldı. Şimdi de gelebilir hocam. Ne Hı? engelleyebilir? Bu kamruk mu? Evet. Çok Erbahçe olmaz da. Büyük şok olur ya o. Erbahçe olmaz da. Beşiktaş'ta Beşiktaş oynamadın Beşiktaş mı? Galatasaraylılar ne der taraftarlar? Hadi tamam yönetim evet, belki tamam, biraz siyaset olmuş. yapıyor da e, yani taraftar iki sene üstte üste şampiyon yapmış bir Peki eğer adam gönderilirse bak, sıkıntı çıkarır. Şimdi KJ'de yazıyor ama eğer Okan Hoca'yla devam edilmeyecekse diyor. Hmm. Sen Edin tam misin? böyle net dedin değil mi? her yere düşer bu. Okan Hoca'yla devam edilmezse he Galatasaray'da ben Beşiktaş'ın yerinde olsam ama Okan Hoca'yla devam etmemi durumu var ama mı yok mu gönülden korkarak düzeltme Ama yaptı. Şu an bir gönül bağı <gülüyor> var. Var tabii. İsten korkarak Serdar abi ufak bir düzeltme yaptı. <laughs> evet. Abi korkma ya. O düzeltmeyi söyle, yazalım mı? Ben Beşiktaş yöneticisi olsam gider Okan buraya teklif yaparım da abi kim utanılacak bir şey değil ki. Tabii bu. canım. Doğru. Şu anda profesyonel hayat boşta. Hocam Lutescu nereden geldi? Galatasaray'dan. Şampiyon yapıp geldi. Evet. Ondan sonra Fatih Terim gelmişti Galatasaray'a. Mustafa Galatasaray. Denizli üç büyüğü şampiyon yapmıyor. yaptı. Hı hı. Sergen Hoca'ya Galatasaray'dan teklif gelse gitmez mi? Fenerbahçe'den teklif gelse gitmez mi? Gider. Fenerbahçe'den teklif. Ne iş yapıyor Sergen Hoca? Gele yazdı. Teknik direktör. Teknik direktör. Tamam. Fatih Hoca olmaz mesela. Fatih Hoca ile görüşüldü deniliyor ya. Beşiktaş'a. İşte evet çok önce. Fatih Hoca bambaşka bir duruma geldi. Tabii o artık özdeşleşti yani o... Ya Okan Buruk da özleşti. Hayranım Türkiye'de Galatasaray'ın Daha biraz gibi, zamanı tabii. var yani. beş, bir de futbol oynadı Beşiktaş'ta sonuçta. Evet. Evet, o hocam. da var yani. Hocam doğru. Bu arada Galatasaray olmasaydı Beşiktaş'a gelme ihtimali vardı Okan. Ya 2 sene doğru. öncesine saralım. Ben çünkü videosunu yaptım YouTube'da. Ama ben de diyorum. Dediğim gibi Söz... misyonunu bitirmedi daha Galatasaray. Bence de. Abi bir Mişe şey söyleyeceğim. Bence de. Hocam Şöyle, bir... çok hızlı gelişiyor. Şu kaf edersin abi. İki sene öncesine saralım. Okan Buruk anlaşma sürecindeyken videosunu çektim ben kendi kanalım için. Ekşi Sözlük'te Galatasaray'ın o dönemde işte e, ayrılıp Inter'e gittiği dönemde bonservis kazandırmaması, Igor Tudor, Galatasaray teknik direktörüyken onunla ilgili ağır açıklamaları, Beşiktaş'ta oynamış olması gibi bir sürü konuda eleştirmişti. Yani şimdi gelirken camiaya da bir Fatih Terim edasıyla gelmedi Okan Buruk, onu söyleyelim. Ha, bu güveni, sevgiyi iki yılda şampiyon yaparak kazandı, o ayrı konu. Başka bir konuma geldiğini hepimiz kabul ediyoruz ama bence de Beşiktaş'tan, Beşiktaş'ta çalışırsa... E, Fatih Terim'le aynı konumda değil. Bence Fatih Terim Beşiktaş'a gidemez ama ben Okan Buruk'un gidebileceğini düşünüyorum. Ha ayrıca şu var Beşiktaş'ta. Hani böyle kimi alacağım Aa. kimle devam edeceğim diye bir durumdaysan Ümit Hoca da defalarca söyledi. Sergen Yalçın duruyor işte, orada işte. Gelir mi? Bence, Bence artık gelmez. gelmez. Ha, bu arada ee, Bence İlkay Gündoğan'la ilgili Fenerbahçe Yok ben bir şey demiyorum. Eee <laughs> iddiaları da var. Şimdi birkaç bir şey yollandı bana. Ben bir şey demiyorum. İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye. Bir, bir kere gelecek Galatasaray'a onu söyleyeyim. söyleyeyim. <laughs> Ama bu ne 30, 38 <laughs> maçlık olur. <laughs> Ama bu bir maç deplasmana gelir olur. Bilmiyorum ha. Olabilir. Yani, yani bazı anlaşmalar falan, sponsorluklar Ben bilmem. Enteresan. Bir onu 10 irdelemek, 10 irdelemek 10 lazım. Bir Gelecek irdelesin. hafta sana daha net bir cevap veririm. Çünkü kimin seçileceği de belli değil şu an. Ama sen olmayan şeylerde hemen o rengi veriyorsun. Yani i̇lkaya, o bilgiye bir veriyorsun. ilgi var. Onu söyleyeyim. Ha, işte bana bununla gel. Okay. Bana bununla gel. <laughs> ee, o kaçınız? ilgi sponsorluk Hocam. anlaşmalarına kadar gitti mi gün önce Ben de bende taşlar yerinde oturuyor şimdi. Sponsoluk İlkay anlaşmaları Fenerbahçe hayırlı bir uğurlu olsun. Sponsorluk anlaşması belli. Çünkü Nasıl? İlkay Fenerbahçe hayırlı olsun, uğurlu olsun kıvamı doğru geliyor o zaman belli. Yavaş yavaş Yusuf'un asılıyor. <laughs> Terpeten de çıkıyor çünkü. Abi Burhan evet. abi ben. Bir dakika bak bu güzel oldu. Eee Şimdi bana gelen bilgi senin söylediğin istihbarat duyum bir oturdu birbirine. Abi bak bu... Şimdi Ali Koç'un şirketlerinden biriyle bir sponsorluk anlaşması yapıyor İlkay değil mi? Evet. Tamam isim vermeyelim marka reklam olmasın. Ee, i̇şte o yüzden bazı ön görüşmeler temaslar Öyle olduğu ya. şeklinde haberler var. Ş şöyle ifade edelim şimdi transfer görüşmelerinde ben bir tanesine... Mateya Kejman'ı satarken aracı oldum Fenerbahçe'de. Paris Saint Germain'de o görüşmeleri ama yani onlar... Fransızcam yüz... olduğu için. Evet. Yok çok iyi bir satıcı olduğum için. Hey, o sana... <laughs> Yok tabii ki Fransızcam olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Yüzlerce kez Ümit Karan girmiştir. Bilmeyen vardır. Hem teknik direktörlük kimliğiyle hem futbolcu kimliğiyle. O yüzden o daha iyi anlatır. Ama transfer o kadar detaylı bir şey ki. Şimdi anlaştın dediğin oyuncu masadan kalkıp başka bir yere gidiyor. Bak ben örneğini vereyim. Galatasaraylar bazen kızıyor ama Şimanski meselesi. Galatasaray anlaşmaya çok yakındı Şimanski ile. Olmadı Fenerbahçe gitti. Fenerbahçe Zaha ile anlaşmaya çok yakındı. Olmadı Galatasaray'a gitti. O yüzden bugün söyleyeceğimiz şey yarın farklı olabilir. Transfer dönemi herkesi şaşırtabilir ama... Evet. Ben sana çok Ay, basit Açıkçası. basit bir Ama şaşırmam. onu bir, bir köşeye not edelim. İlkay Gündoğan Fenerbahçe. İlerleyen günlerde... İlkay Gündoğan Türkiye'de sana onu <laughs> O ama çok genel olur. E genelde yani, şu an Türkiye'de alabilecek... Babacığım bir şey söyleyeceğim ya. Iki, İlk ay gün daha Türkiye'ye gel dediğinde zaten hangi takımları gelebilir? Ama işte Galatasaray'la Fenerbahçe'yi... iki Takım i̇ki takıma, iki takıma geldi. Herkes ama gidiyor gidiyor da, kendisi, da bire indirmek lazım. Kendisi Galatasaray diyor. Kendisi Galatasaray istiyor. Kendisi zaten bir zamanlar galatasaray, galatasaray, Galatasaray dedi. Tamam. Galatasaray'la olduğunu yani yani eskiden, defalarca gündeme getirdi. Eskiden gündem Fenerbahçe'li olup da Galatasaray'ı imza şimdi Mesut vakası daha yaşamıyor mu? Ben öyle demedim diyen oyuncular Mesut, yok mu Mesut Mesut Özil vakası daha yaşamıyor mu? şey söyleyeceğim. Hangi anlamda? Yani, Form anlamında mı? Yani performans anlamında mı? Tabii. Ha. Olabilir ama. Ya, kayda yaşamayız. Ayrı çok bu. oldu ama. Değil hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da oynayan. Ya da işte ama oraya girecekken buraya giden. Mesut bayağı bir oynamadı. Mesut Abi başka bayağı takım ben öyle hatırlamıyorum. Oyuncu ben hani Evet. çocuklukta artık şimdi isim vermeyelim. Çünkü ondan sonra evet. kızıyorlar da. Ben şu takımın hastasıyım deyip de başka takımda oynayınca biz damarımı kessen. Tabii. Kefen... ...giyerim, o formayı giymem diyenler var. Var abi. Evet. Yüzden bunları... Bak şimdi aklıma bir şey geldi. Hadi Hı. biraz böyle bugün pazartesi biraz eğlenelim. Hadi eğlenelim. YouTube programı gibi. Herkesin 10 saniyesi var. Ben de dahil. Hadi ben de gireceğim bu yarışmaya. Kulaklıktan bana e, kopya vermeyin Tolga. Söz istemiyorum. E, hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de oynamış bir oyuncu. 10 saniye. Revivo. Mehmet Topal. Tanju Solak. Baliç. Baliç. Başka? <laughs> Kaldı. Semih Yuvakaran. Hasan Vezir. Hı? Çok var ya. Var. Thomas. Ama, Thomas var bizde. Evet. De. Sırayla gidelim ama. Sırayla. E, gidemiyoruz şu an. Gideriz gideriz. Hayır şöyle yapalım. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kim gitti? İkisi de olur. Sen daha daralttın, daha zorlaştırdın işi. Yani. Daha zorlaştırdın. <laughs> Hayır Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelen daha her çok var. Her ikisinde de oynayan. Her ikisinde Fenerbahçe'den de Galatasaray'a gelen daha çok oyuncu var. Pas geç o zaman bir tane pas hakkımız olsun. Sen pas geçtin düşün. Geri Rodriguez. Ha yabancı da doğru o da var. Türk de yani. olur, yabancı da olur. Pas diyor herhalde. Pas Mehmet Yozgatlı. Güzel. Hmm. <laughs> Safet. <laughs> doğru. Sancakl. Safet Sancaklı. Oo, doğru. Güzel Kardan. Ee, e, Tanju dediniz mi? Kovaçevic solak. Ha o Tanju Beşiktaş Çolak. Tanju Çolak, çok yandın. Dı, Tolga ver <laughs> Emre Peki. Stoper soyadını unuttu. Emre Aşık. Emre Aşık tamam. Doğru doğru. Kopya yok oradan. Kolim Kazım. Doğru o var. Aldım. Semih Yuva Kur'an. Söylendi. Kolim Kazım söylendi. Yazım o. söylendi o. mi? O. tamam bir tane benim de yanma o. hakkım o. olsun. Ben hiç pas demeden... Revivo dediniz. Revivo dediniz. Boliç var mıydı? Yok. Boliç yoktu değil mi? Boliç yok. Başka. Boliç var var. Baliç vardı. Baliç var. Galatasaray'a gitti çok. Serdar Aziz var ya. Evet. Serdar Aziz. Serdar Aziz. Serdar Aziz var. Evet. Caner Erkin? Caner Erkin. Doğru. Bak öyle bir isim söyleyeceğim ki gel buldum ben. Hadi şimdi sıra Aslı sende. Asıl bombayı unuttuk. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu aa, var aa. ya. Tabii. Aslı. Söylüyorum. Sergen Yalçın. Sergen Bak aa, doğru. Sergen. Hocada da oynadı. Oynamadı. <laughs> Tamammış. Doğru söylüyorsun. Ceyhun Eriş var mı? Var tabi. Tolga Ciğerci. Buldum bir tane daha buldum. Tolga, Tolga Ciğerci, Ciğerci var. Fatih Akgel. Evet. Fatih Akgel var. Ya bayağı bir var bak aslında böyle bir. Olabilir zaten olması arada gerekiyor. Arada böyle oyunlar oynayalım. Abi, abi, olması evet, gerekiyor zaten. Ama hiçbir tanesi abi. bir ümit karanlamadı. <laughs> 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 Sen de gidiyordun ama. Gidiyordum da. Sen de direkten döndün ama onu da söyleyeyim. Direkt direkt farklı. Başkaları gibi. Abi hiç. 90'lı 90 yılları, 90 yılların sonlarına doğru Başkaları da direkten döndü de <laughs> Evet Mourinho konusunu Fenerbahçe konusunu noktalayacağız Ama nasıl müthiş film tadında Şöyle arkanıza yaslanıp izleyebileceğiniz harika bir VTR Şampiyonlar Ligi finalinde Maç öncesi ve maç sonrası Yaptığı yorumlardan Kendisine sorulan Sorulara verdiği cevaplarla hem ülkemizin hem de Fenerbahçe'mizin daha memleketimize gelmeden onun üstünde tanıtımı yapmıştık. <laughs> Futbolda önemli profiller bazen saatlerce günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri bir cümleyle tüm dünyaya duyururlar. İşte hocamız Sayın Mourinho o isimlerden en önemli Burada bulunan herkesin istisnasız... ve milyonlarca Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'ye hizmet etmek tek hedefi böyle olmalıdır. First of all, I want to thank you for your love. This shirt is my skin. Finish, I want to say that from the moment I signed my contract, your dreams are now my dreams. Müthiş bir e, klip e, ekranlara geldi. Çok güzel bayrak salladılar ya. Müthiş. Her bayrağa tabii saygım sonsuz. Tabii. Ama gerçek bayrak nerede sallanıyor biliyor musun? Nerede? Arkadaşlarını istedim. Getirebilir miyiz ekranı lütfen? Bak. Aa köprüde. Lütfen. Şu an evet. sallanmıyor ama abi. Tabii Sabit duruyor. Bugün durayım. çok, bugün bu havalar so <laughs> havalar sıcak, rüzgar çok geçmiyor ama işte dalgalanan yer burası. Abi, gelenek. Köprünün ışıkları da yakmışlar. Hı -hı. Sarı kırmızı. Sarı kırmızıya boyamışlar. Gece. Alışık zaten köprüde başka renk bulamıyor artık. Yani diyorsun ki şampiyon. <laughs> köprü köprüde başka renk bulamıyor. Önemli şampiyon olup o bayrağı sallamak diyorsun. Bu kadar işte. Bakalım bu sezon sonunda Hı -hı. ne olacak. Şimdi transferde e, dünya ünlü isimlerden biri. Di Marzio sevgili seyirciler. Bir tweet atmış galiba. Icardi ile ilgili. Bir bakalım o e, Tweet'i bir arkadaşlarımız hazırlıyor. Galatasaraylıları şaşırtan bir tweet bu sevgili seyirciler. Dimarzio diyor ki, İkardi Galatasaray'dan ayrılabilir. Gerçekten enteresan bir iddia. Ee, Ümit Karan, bir anda böyle şok olduk. Bir son dakika tweet, sıcak bir gelişme. Olur mu böyle bir şey yani? Bu kadar bir sevgi. Ha bir dakika Erden Timur. Serdar Sarı da bir şey söylemişti programın başında. Erden Timur'u çok seviyor. Erden Timur artık yok. Icardi'nin de performansı düşebilir demişti. Biraz böyle taşlar yerine oturuyor mu? Bu bizim kendi haberimiz değil sevgili seyirciler. Galatasaray taraftarının Icardi'ye olan sevgisini, yani Galatasaray'la olan olmayan çocukların sevgisini hepimiz biliyoruz. Gitmesini istemediklerini biliyoruz. Bu bizim kendi haberimiz değil. Hani onu baştan bir söyleyeyim. Sky Sport'un haberiymiş. Sky Sport'un haberi. Yani Dimarzi öyle yazmış. Evet, o zaman enteresan bir e, iddia Ümit Karan. Vallahi ben ne, ne dersin giderse? Yani ya da gitmemesi için ne dersin? Yani hiçbir futbolcu tabii kulübün önüne geçemez. Onu söyleyeyim de. O ayrı. Tabii ne futbolcular gördük o ayrı. Drogbalar da geliyor, Roberto Carlos'lar geliyor, Schneider'lar geliyor. İşte etolar geliyor bu ülke. Yani şimdi üzülürüz gerçekten çok inanılmaz bir sevgi de karşı karşıya kaldı bu ülkede. Biz de çok sevdik. Futbol severler severler olarak da çok izledik, Tabii. beğenerek izledik ama yani ne diyebilirim ki yani ben, ben şu an üzülen... bir yorum yapmakta zorlanıyorum yani. Üzülürüz yani. Bu Gerçekten üzülürüz üzülenmek. yani. Yani Icardi gibi bir santrafor bulmak çok zor artık. Çünkü çok fazla ceza sahası santraforu kalmadı dünyada. Suarez'ler bitti. İşte onlar falan hepsi gitti artık. Kimse kalmadı yani öyle ceza sahasında için böyle gol vuruş yapan bir oyuncu bulmak kolay değil. Kolay değil yani. Ama Icardi'nin e, şampiyonu kutlamalarında şampiyonu Ama iki sene daha gece, buradayım dedi. Söylediklerini hatırlayalım. Buradayım. Seneye 5. yıldız için mücadele edeceğiz vesaire böyle açıklamaları Peki, da ben vardı. Bir bir şey söyleyeyim. Twitter'da ekranda Icardi ve ailesi tatile çıktılar. Hı. Tatile çıkmadan önce ne yaptılar? Valizlerini hazırladılar. Valizleri hazırladılar. Yenge işte güneş yağını aldı falan. O başka. <laughs> Londra, Londra'ya mı uçtu? Yani daha. <laughs> güneş. Hocam çocukların okul kayıtlarını tazelediler. Ha, bak bu önemli bilgi. Bu önemli bilgi. Ha belki erken erken ödeme parası daha ucuz oluyordur bilmiyorum ama. <laughs> Abi <laughs> niye burası pahalı abi? Her yani asgari ücretle çalışıyor. Mertes ne dedi? Doğru evi satın alalım dedik. Alamadık dedi ya. Doğru. Ne dedi? Abi? Ne demiş? Oturduğumuz evi çok beğendik. Satın almaya karar verdik. Alamadık. alamadık Kirada oturuyoruz dedi. Düşün. Ya, o bile alamıyor. Mertes ya. alamıyorsa bizi düşün artık. Hayır şimdi bizim çocuklar. Öyle, Mertes, öyle, bizim, çocuklar, zaten, bizim çocuklar zaten toplansa kadar. <laughs> kadar çocukları bu, bu, hafta sonu ÖSS sınavı var. Tabii hepsine başarılar diliyoruz. Evet, Ama şimdi morali bozmamak lazım. LGS'den çıkanlar yani. olsun diyelim. ÖSS sınavı var. Biz ki. Sky Sport. Ya bırak verme muhabbet. Verme şimdi çocukların moralini bozma. Bak, Hocam bak çocukların okul kayıtlarını... Abi sevinebilir. Niye sadece Galatasaray'ın Hayır <laughs> <laughs> Galatasaray'ın medyasının yazısına göre söylüyorum. Çocukların okul kayıtlarını yenilemişler bir dahaki sene için. Tatile çıkmışlar. Yani Galatasaray'lar üzülebilir. Doğru söylüyorsun. Bence Sky... kalitesi düşer. Sky nerenin? İngiltere'nin mi? İtalya. İtalya mı? İtalyan. İtalya'nın da var Sky'i. Hani Sky olduğuna bakma. Sky İtalya. Bu o arada zaman, şimdi bak... O zaman bak... İtalya... Bir tek de var Sky. Kayıları. Herhalde <laughs> ekol Tamlar... futbol izlemişler herhalde ki bak sen, sen, Serdar Sarı. <laughs> Para, parasını alırız bunun. parasını <laughs> alırız. Benim İba, benim, <laughs> be, be, benim İban Adresim yazıyor zaten. <laughs> TR99 devamını biliyorsunuz. <laughs> Güzel. Evet <laughs> de, ne, ne diyordun? Heh, bir saniye. Ee, şöyle tweet gitti hemen geri almaya çalışıyorum. Demiş ki Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılma ihtimali arttı. Yüksek ihtimalle arttı. Çünkü Erden Timur görevini bırakıyor. Daha önce Suudi Arabistan kulüplerinden yüksek teklif almıştı Icardi ama onu Erden Timur ikna etmişti diyor haberde. E, Sky Sports'un haberine göre gerçekten e, ya gece yarısı. İlginç. Bunu niye bana söylüyorsun? Uykum kaçtı değil mi? Hayır, voleybol maçını seyredecektim. Voleybol. Uykum kaçması başlar, iyi olmuş o zaman. <laughs> Maçlar bitti abi. Maç maç tekrarı, bitti. tekrarı kaydetmiş abi. Dünkü'nün tekrar <laughs> izle. Dünkü <'nin> kanal <tekrarı gülüyor> kaydetmiş maçı. Dünkü'nün tekrarını izle, o da daha Dünkü sevgili. Tüm şeklinde izliyor. <laughs> tekrarı canlısından daha çok izlenen tek maç sevgili seyirciler. Dün <laughs> Türkiye, Amerika değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde voleybolun ne kadar sevildiğini de bir görmüş olduk yani. Evet. Evet. Voleybola yani. olan ilginin tribünlerin ne <laughs> kadar renkli var. olduğunu Maşallah. dün gördük yani gerçekten. E yani ülkemizde de seviliyor ayrı bir konu. O ayrı. Şimdi gelelim. Bir olimpiyatlarda, olimpiyat oyunlarında inşallah artık yani zirvedeyiz artık yani gelen geçeni Aynen yeniyoruz da. yani öyle bir. Maşallah. Bir tarihin gördüğü en iyi takım Türk, Türk sporunda. Doğru. Tarihin gördüğü en iyi, daha iyisi yok. Milli takımlar bazında Ampli, en başarılı Ampli branşımız. Ampli milli takımımız bir, yani Aynen. ikisi çekişiyorlar yani. Onların dünya şampiyonluğu var, Avrupa şampiyonluğu i̇kisi var. Çekişiyor. Avrupa'da milli takımı da müthiş gidiyor. Yani kolektif sporda olağanüstü iki başarı. Aynen. Evet şimdi Icardi olayı bayağı bir karıştı. İtalya, Sky İtalya ise İtalya'dan bir takım demek ki. Hayır. Yani bir yer. takım olabilir. ha, İtalya'dan bir takım. Hemen Milan'a alınır. Yani Inter'e tekrar dönebilir mi? Yani keşke bu detayları da yazsalardı. Şimdi öyle bir hani haber yapmışlar ama ya, biraz daha bakalım bir dakika o biraz daha bir şu haberi. Icardi gibi ya da o seviyedeki futbolcular için bir ilgisi var ha bu çok doğal bir şey değil mi? Hani iyi oyuncuları liglerine çekmek istiyorlar. Icardi de, de son iki sezonda gayet iyi performans gösterdi. Daha önce kabul etmemiş. Bir de Ümit Hoca'nın dediği gibi böyle ceza sahası içerisindeki bu tarz golcüler çok yok dünya üzerinde. Yani evet, olarak olası bastır. bir ayrılıkta yeri doldurulması riskli kolay bir transfer değil o onu söyleyelim. Evet yani her anlamda. Ama şu konuda haklılar. Erden Timur meselesi mesela Icardi niye Ali Koç formasıyla e, kutlamaya çıktı? Ben futbolcunun başkanla, futbolcunun yöneticiyle muhatap olması çok doğru bulmuyorum. Yani, e diye bir şey var hani. Başkan başkanla muhatap olur, yönetici yöneticiyle, futbolcu futbolcuyla. Yani böyledir. Ben öyle olmasını tercih ederim. Niye? Erden Timur'a destek vermek için. Yani Erden Timur'un Icardi ve ailesi adına başka bir yeri var. Ben bunu daha önce şeyde Alex'in açıklamalarında görmüştüm. Hakan Bilal Kutlu Alp için yani geldi. İkna etme sürecinde çok önemli rol oynamadı demişti. Bazen futbolcular kendilerini transfer eden, transfer görüşmelerinde bulunan, az önce söyledi ya yani yönetici bazı işleri çözüyor diye. İstanbul'daki hayatına etki eden, onun rahat etmesini sağlayan, kendi koşullarında mücadele etmesini sağlayan yöneticilerle arası çok iyi yani. olabilir. Onun ayrılması belki bu konuda Icardi için üzücü e, olmuştur. Evet. Şu KJ'de de İtalyan basınına göre diyebilir miyiz e, arkadaşlar bir İtalyan basınına göre Icardi Galatasaray'dan ayrılabilir diyelim. Bu bizim iddiamız değil. Hani onu da baştan söyleyelim. Medya olarak bizim hiç işimize gelmez. Galatasaraylı ol olma. Evet. Yani eğer e, spor medyasında çalışıyorsan bu işten rating kazanıyorsan, ekmeğini kazanıyorsan Icardi gibi oyuncuların burada olmasını şu hepimiz isteriz. Ben gitmesini istemem. Biz çoğalmasını. Yani ama haber dış kaynaklı ciddi bir haber. O yüzden ekrana getiriyoruz. Hani mecburen. Hayır acelesi Ül ne? Lewandowski Ül gelecek bak belki lige rakip olarak kendisine. Değil mi? abi çok söylüyorsun. 40 kere söyleyince olurmuş inşallah olur yani <gülüyor> <gülüyor> <Lewandowski 'nin gülüyor> PT oldu ya. Yani <laughs> Lewandowski olayı. Serdar Sarı da bu transfer gerçekleşirse bir pay almalı bence bu kadar dileyerek. hani <laughs> ben <laughs> Fenerbahçe bence 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 gelsin taraftarı isterim. bu kadar. Türkiye Ligi'ne gelsin isterim Levent Beşiktaş'a mı, Beşiktaş mı gelecek acaba? Kim istemez? Beşiktaş'a mı gelecek acaba? ben zannetmiyorum Beşiktaş. Ee, Hasan Arat'tan istiyor Beşiktaş taraftarı. Kupa Tabii canım istiyor. seremonisi sonrasında... <laughs> taraftar çıldırdı, Lewandowski istiyor diye bir değil mi? tezahüratta bulundular yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet. Ama Icardi'nin sözleşmesi bitmiyor değil mi? Bitmiyor, bitmiyor. Yok, daha var. Ama bitmeyen bir sözleşmeden bahsediyoruz ya. Ama o tarz oyuncular ben gitmek istiyorum dedikten sonra seyirci de baskı anda, yapacaktır göndermemek için yani onu söyleyeyim yani. Ben ben, ben atmak öyle. Ben yani kolay koyarım. değil yani seyirci bayağı seyirci tepki bak, koyar yani. Neden yönetim, musun yönetim, yönetim yönetim sallanır. Ümit hocam neden biliyor musun? adam burada bir kere çok mutlu olduğunu defalarca söylüyor. Hakikaten son iki senesi onun için e, demin onu klip için film tadında dedi ya. Film tadında bir hayat yaşıyor şu an burada. Çok mutlu, Tabii. ailesiyle çok mutlu. O nedenle bence Arabistan Arap coğrafyasında reddettiği para herhalde buradan aldığını belki de iki katı falandır. yani ya onu fazla. geri çeviren bir yer. ha Gerçekten İtalya'dan, İngiltere'den çok büyük bir kulüp ister ki isterse de ben şaşırmam. İyi bir golcü çünkü. Ee, o ayrı. Hani tamam iyi bir takıma gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan oynayacağım. İtalya Ligi, İspanya Ligi atıyorum. Bilemeyiz. O başka ama onun dışında öyle sıradan bir takıma da gideceğini Arab Arap ülkesine gidemez yani bu sosyal Şeyde sosyal medyada paylaştıkları <laughs> fotoğraflar oralar olmaz. Yani sonuçta o da bir gelir kaynağı. Azerbaycan güzellik yarışmasına bile katıldı ya. Metallica konser verdi ya Riyad'da ya o ya yani konser <laughs> yani, verebilir. Arabistan yani de... değiş, değişiyor. <laughs> Ar araplar araplar şey böyle oynuyordunuz. <laughs> o kadar değiş, O kadar hızlı bir değişim yok abi yani. Değişim var evet kabul ediyoruz da. O, o denli hızlı değişmiyorlar ama e, geçen sene de geçerliydi Galatasaray'a temelli olarak gelmeden önce Avrupa'daki bazı grupların ilgisi vardı ama bu hiçbir zaman teklife dökülmedi anladığım kadarıyla Suudi Arabistan'dan bir teklif vardı. MLS'ten gelen teklifleri zaten Icardi reddetmişti. Bu sezon da aynı şekilde duyduğum kadarıyla MLS'ten gelen teklifleri reddetme kararı alınmış. Ee, ya ben çok ayrılacağını düşünmüyorum. Çok ağır olur. Ben de yönetimin ciddi anlamda yıpranacağını düşünüyorum. Taraftarı şey anlatamazsınız. Diyelim ki bir Suudi Arabistan kulübü 60 milyon euro bonservis verdi Galatasaray'a. Galatasaray da sattı. Taraftar diyecek ki bana ne? Ha Benim mi cebime giriyor para? Levand ben Icardi'yi istiyorum diyecek. Satıp Lewandowski'yi getirsin. Taraftar her türlü anlatırsın da. 60 milyon euro verip Benzema'yı getirsin, yine anlatırsın da. Ama işte getirdiğin oyuncu Icardi etkisi gol açısından sayı olarak söylemiyorum. Toplumsal olarak Icardi etkisi yaratacak. Bu ayrı bir konu. Ha, o bak, çok zor ya. Şimdi senin dediğin rakamlar 40-50 milyon verilir. Verilir. Kulübün menfaatleri için eski, diyorsun. Eski bir yöneticiyle oturdun. Dedi ki bir futbolcunun değeri olduğu zaman kim olursa olsun değerin üzerinde. Olsan Özya Yakup'a bir teklif geldi. 18 milyon euro. Monaco'da. Fikret Orman dedi ya dedi ben dedi bunu satarsam taraftar acaba ne der falan diye. Bedava etti senden. Manuel Fernandez'e Lokomotiv yani, Moskova'dan bir teklif time. geldi. 14 milyon euro. Evet. Abdülkadir Ömür'e gelmişti 23,5 milyon Euro City'den. O tarihi fırsat kaçtı. Şimdi bunlar bu kaçırmaz. Bu, bu Böyle bir teklif etse zaten Erden Timur arar. Git ya kulüp para kazasın diye. Yani bu arada o başka. E, Erden Timur'la Başkan Dursun Özbey'e şöyle bir e, sarılma görüntüsü var hatırlarsınız. Evet. Orada bazı o diyalog da e, az çok duyuluyor. E, bir yıl hayır iki yıl daha buradayım gibilerinden aralarında bir <laughs> diyalog geçiyor. Ama o zaman Erden Timur var Devam etmesi söz konusu. Şimdi yok. Yarın saat 11'de bugün oldu diye bugün diyelim. Sabah 11'de Erden Timur basın toplantısı yapacak. Bir soru daha çıktı Erden Timur'a. Toplantıyı nerede yapacak? Kendi ofisinde transfer görüşmelerini yaptığı yerde. O da bir e, manidar bir durum aslında değil mi Ümit Karan? Mesaj mı Yani evet güzel güzel bir yere e, vurgu yaptın. Transfer görüşmelerini yaptığı yerde transferin kalbinde kendi ofisinde düzenleyecek bu basın toplantısını Erdem Tümür niye mesaj ayrılıyor Mesaj var mesaj. Eğer ayrılırsa, yarın açıklarsa ayrılığını ki öyle gözüküyor. Galatasaray'a daha güçlü dönmek için. Hmm. Belki de başkan adayı olarak. Yine iç siyasetine kurban giderse Galatasaray'ın? Dedi ya, ya öyle bir sersemişte bulundu ya. Demek şöyle bir kendini an... Erdem Bey e gittikten sonra Galatasaray'da Fenerbahçe-Moronyolu Fen şampiyon oldu. Galatasaray'da işler sıkıntıya girdi önümüzdeki birkaç sene. Şunu derler. Erdem Timur e geri gelse. Bunu derler. Mutlaka. Ben bunu çünkü daha önce başka kulüplerde yaşadım. Gördüm daha doğrusu. Doğru. Orası öyle. Yani iyice şu anda e, ortalık karıştı. Bu arada Icardi sosyal medyayı çok yakından takip eder. İtalya'da da zaten oynamıştı. İtalyan birinin, İtalyan basınının <laughs> iddiasını mutlaka şu an görmüştür. Ee, bir yalanlama vesaire herhalde bir... yapabilir. Icardi'nin de evet. sosyal medyasını takip edelim. Ee, Icardi belki birazdan bir yalanlama... Son Londra'da bir fotoğraf paylaşmışlar. Nasıl? Uçakta Londra'da havalanda bir fotoğraf paylaşmışlar. Ondan sonra bir şey yok yani. Londra'dan şey mi acaba... Aktarmalı Ajantin büyük ihtimalle. Aktarmalı büyük ihtimalle. Yani. yani, ne ara fırsat buldu transfer görüşmesi yapmaya ya? Ya bırak ya şimdi keyifli. Kendisi yapmıyor. Kendisi de Allah Allah. ya kız? Ümit abi. Kendisi yapmıyor o görüşmeleri. Menajeri yapıyor yani. O en son geliyor imza atıyor. Yani Bakalım. Şimdi Galatasaray taraftarının biraz... Haberlere düşmüş zaten senin kurduğun hemen. Her yere düşmüş. Benim değil Dimarzio'nun kurduğu ben bir şey yapıyordum. Adam bir de Erden Timur'un kendisi. yıldızı hemen hedef alalım. Ben bir falan bir şey oradan yapmadım. karıştırdı bizi. Linç edin. karşımdan karıştırdı burayı. Ben ne yaptım hiçbir şey yapmadım ya. <laughs> adam tweet okudu sadece. <laughs> tweet okudum önüme düşer. Dimarzio kim ya? Boş ver Dimarzio. Niye şimdi gece gece Ben niye, niye boş veriyorum? %90'ı 95'li tutuyor yani onu söyleyeyim. Ben bilmem değil. abi adam Kanserleri. arkadaşım değil ben gördüm. Yani Keşke yalan çıksa. Ama bu tür şeyler biliyorsunuz. Keşke yalan. Menajerler ya transfer sektörünü hepimiz biliyoruz Hı, herhalde. Hocam iyi Menajer, bir sezon geçirmiş bir men santriforum menajerler rahatsız. Menajerler de kendi oyuncularını parlatmak, belki yarın öbür gün daha. Çünkü bu alışverişten para kazanıyorsun sonuçta. Bu da çok doğal bu arada, hani hiç eleştirdiğim bir şey değil. Olabilir haberde çıkartılıyor olabilir. Yani bunu daha önce gördüğümüz bir şey. Hmm. Ben çok böyle ihtimal vermiyorum şimdilik. Peki bakacağız. Yarınki açıklamalara bakarız ama. Evet. evet yarın evet, evet. Erden Timur'a sorulacaktır bu mutlaka. Ee, bu gerçekten önemli. Sizin ayrılığınızdan sonra Icardi'yle gidiyor. En azından güzel bir soru çıktı basın toplantısında. Evet, müthiş. Yani bunu İnşallah da herhalde yani İşte <laughs> İnşallah soran olur. Ya bunu da herhalde yani. Yani burada herhalde şey sorarsınız değil mi sevgili arkadaşlar? Yani Yani Peki kimse gitmiyor mu? Gitmez olur mu o? E, Sezgin mi? abi bunun gibi 10 tane soru sorar. Yarın şov yapar abi orada Sezgin da. abi yarın evet. Yani evet. hani biz gitmesek bu soru sorulur mu orada? Hani olur abi niye sorulmasın? ya? İnşallah. İnşallah yani artık sorulsun artık yani şöyle sorula, soralım. Yani bu iş bu bu noktaya geliyor. Yani sormazsak o zaman şey oluyor bir yerden sonra ha. gitmenin de bir pek manası kalmıyor. Ya, ki zaten yarınki basın toplantısının da amacı biraz e, içinde sitemkar cümleler kurmak gibi geliyor bana. Hani canım cicim bir toplantı olmayacaktır hani. Ama bu tarz yönetim O da çok inandırıcı olmaz öyle olursa bu zaten. Bu tarz yönetim toplantılarında abi sonuçta yöneticilik başka bir şey. Sonuçta burada bir iki senedir bir ailenin içinde yaşıyorsun. Yani çok da fazla detay vermemek lazım. Yani şu yaşandı, bu yaşandı kadar o Ha o onları, tabii. Onlara o dikkat ayrı. etmek gerekiyor diye düşünüyorum o ayrı. yani. Ama yani serzenişini üstü kapalı bir şekilde adrese teslim yapacaktır. Taraftarın da merakını bir gidermek lazım. Yani, yani milyonlarca şimdi, insana bir yani e, açıklama süperstar, yapmak lazım. Biz bazen yöneticileri süperstar yapıyoruz. Yöneticilik zor bir iş bu arada. Yani kendi işinden feragat edip bir şekilde buraya mesai harcıyorsun, para harcıyorsun. Ee, o yüzden hani o payeyi de hak ettiklerini düşünüyorum özellikle bazı yöneticilerin. Ama e, bir ayrılık varsa kamyonu da merak ediyoruz. Galaslerlerde niye hani devam etmediğine dair fikirlerini duymak istiyorlar. Evet. Bu çok doğal bir şey. Bence diğer tarafta da ben hani Dursun Bey tarafı biraz hani biz ayrılmak istiyoruz sağlık sorunları, işler vesaire falan diye hani özetledi bu durumu ama öyle mi değil mi yarın... Başka fikir daha. ayrılıkları var. Hani o biraz işin bahanesi. Şimdi biraz Galatasaraylıların keyfi kaçmış olabilir ama hadi biraz magazin yapalım, keyiflendirelim Galatasaraylıları. Ee, Okan Burun şampiyonluk tıraşını yapan kuaförle... Sezgin Gelmez enteresan bir <laughs> röportaj gerçekleştirdi. Röportaj enteresan, ee, bu e, kuaför arkadaşımızın imajı enteresan dizilerde oynuyor. Bir e, izleyelim bakalım neler yaşanmış şampiyonluk tıraşı sırasında. Kuaför koltuğundayız, Cemil Bey ile birlikteyiz. Neden buradayız? Cemil Bey, ünlülerin, futbolcuların, teknik adamların kuaförü. Okan Hoca buradaydı, ee, bir video paylaştı kendisi ve çok büyük ilgi çekti. Şimdi Cemil Bey ile onu konuşacağız. Efendim, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 27 yıldır bu işi yapıyorum. Okan Hoca sizdeydi bir video paylaştınız onunla. Evet, Sonra evet. neler yaşadınız öğrenebilir miyiz? Okan Hoca zaten bizim uzun yıllardır müşterimiz olan bir kişi kendisi. Teknik direktör olarak da çok başarılı bir insan. Başarılarınızı zaten biliyoruz. Sürekli gelen misafirlerimiz arasında kendisi. Neler ister sizden? Yani bu koltuğa oturduğunda şunu yap, bunu yap gibi bir şey mi söyler yoksa tamamen size mi bırakır? Siz onun stilini biliyor musunuz? Biz onun stilini zaten bildiğimiz için fazla bir ekstradan bir istekler olmuyor. Ben sadece her yıl içinde aynısını yapalım hocam diyorum aynısını diyor. Klasik seven bir insan zaten kendisi. Aynı model üzerinden devam ediyor. Aynısı dediğiniz nedir? Onu bir açar mısınız? Yanlarını ince atıyoruz. Kademeli bir şekilde kısaltıyoruz. Üstünde kırıklanıyoruz o şekilde. İlginç anınız mutlaka vardır. Kendisiyle yaşadığınız. Çok evet. özelliyse bir tane öğrenebilir miyiz? Kan hocanın Geçen en son geldiğinde ekipmanlarım dışarıdaydı. Onları almaya gidiyordum böyle. Bizim personel de camlar yeni silmiş. Cam böyle hiç belli olmuyor. Bir de kapatmışlar akşam saat olduğu için. Çok kötü bir şekilde cama çarptı. Bir şey oldu mu geçmiş olsun? Burnum, burnum da bayağı kanadı da Allah'tan problem olmadı. Devam kalır. edebildiniz mi? Devam edebildim ya. Yani. Ama gerçekten korkunç bir kazaydı. İşin güzel yanı ama burnum yamuktu düzeldi. Siz futbolda alakanız nasıl, ilginiz nasıl? Tuttuğunuz ben... bir takım var mı? Futbolla alakam ben Beşiktaşlıyım. Ama Okan Hoca çok sevindiği bir isim şey. olduğu için yani çocukluğumuzdan beri bizim idol gördüğümüz futbolculardan ve adamlardan bir de Beşiktaş'ta oynadığı için ben oyunu çok seviyorum Okan Hoca'nın. Zaten kişiliğiyle duruşuyla dört dörtlük bir insan. Son zamanlarda Galatasaray'ın üstünlüğü var Beşiktaş'a karşı. Biliyordur herhalde siz de Beşiktaşlı olduğunuzu. Aranızda bir muhabbet geçiyor mu o yüzden? Mesela Beşiktaş galibiyetinden sonra geldiğinde ne olur? Biliyor zaten benim Beşiktaşlı olduğumu da. Böyle takılıyor, böyle komik oluyor, eğlenceli oluyor. Böyle. Biz onu zaten Türk futboluna mal, mal olmuş bir insan olarak gördüğümüz için biz onu sadece bir Galatasaray teknik direktör olarak değil. Çok büyük bir ne, teknik direktör. Eskilerden beri çok büyük bir oyuncu, çok büyük kulüplerde forma giymiş bir insan olduğu için. Olduğu için bizim hem çocukluğumuz idolümüz hem bizim gözümüzde çok başarılı bir teknik direktör. Sanıyorum oldu da onunla birlikte size geliyor. O da geliyor aslında, aynen. O da geliyor. Onun istekleri oluyor mu? Onun özel bir stili var mı? O vardı. da doğallığı seviyor genelde. Fazla, fazla bir ekstra istediği bir şey olmuyor onlar. Yani. Bir ara bir saçlarını boyatması vardı. Onu ben boyamadım ama bir ara o da öyle bir şey yaptı aynen. Sadece Okan hocamız vay burada bu koltukta başka kimler oturdu? Ahmet Dursun'la çalıştık, daha Gökhan Süren'e çalıştık, Atilla birlikte çalıştık. Birçok bir sporcu geldi, ondan birçoyla çalıştık. Şu benim dikkatimi çekti, sizin özelinizde soracağım. Sakallarınız, mesela onu görüp de bu tür bir e, stilim olsun diyen oluyor mu? Bu çok oluyor, aynen yani spor salonunda falan spora da gidiyorum ben, orada soranlar oluyor. Evet, dışarıda tanıştığımız insanlar arasında oluyor böyle. Güzel yani, bir, bir de bu sakalından dolayı birkaç tane dönem dizisinde de oynuyorum şu an zaten. Onu soracaktım, onu soracaktım. O konuda bilgi verir misiniz bize? TRT'de da oynadım. Daha sonra Kuruluş Osman'da oynadım. Orada Gladiator ölümdeydim. Şu anda TRT1'de Tifiller Sultan Mehmet dizisi var. Şu an orada Serdar Gökhan'ın yanında yanındayım orada. Şu an için devam ediyor. Her şey güzel yani. Bir dizi oyuncusu olarak izleyicilere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Evet. Nasıl bir insansınız orada? İyi adam mı, kötü adam mı? Yok, iyi adamlarız. Yani Serdar Gökhan, Evren Asoğlu, e Ali Bey'i canlandırıyor. Biz onun yanındaki deliller rolündeyiz. İyi insanlarız, iyi taraftayız yani. Allah rahmet eylesin tabii. Erol Taş'ı e, sokakta gördüğünde insanlar saldırmaya falan kalkmıştı yani. O derecede hani kötü insan bu, bunun burada niye dolaşıyor gibi o tür tepkiler de oluyordu. Aynen böyle bir film fanatizmin vardı zamanında. Evet, şimdi evet. insanlar onu artık daha doğal karşılıyor. Eskiden seçenekler fazla olmadığı için garip fanatikler vardı ama şimdi artık insanlar her şeyin doğal, her şeyin bir senaryo olduğunu farkında. Okan Hocam. Burada koltuğunuzda oturdum kusura bakmayın. Buraya en kısa zamanda bekleniyorsunuz. Cemil Bey de o şekilde size sesleniyor. Burada görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Evet, valla herkes... <laughs> Ayhan'a denk kızın Sezgin abi magazin muhabirliğine de el, el attı. <laughs> Hakikaten girmediği sektör yok. Gerçekten ya. müthiş. Ee, bu traş şampiyonluk az önce klibin başında gördünüz. Şampiyonluk maçları öncesindeydi. Uğurlu geldi şeklinde haberler çıkınca Sezgin abi hemen gitti Cemil Bey'i buldu. Röportajını yaptı. Yani Cemil Bey'in sakalından 3 tane peruk çıkarı. <laughs> çıkar çıkar. <gülüyor> Olmayana da verdi mi? mi? Çok zor bakımı. Bakımı zor tabii canım. Çok zor bakımı. Aynen öyle. Peki, şimdi bir fotoğraf var. Onu bir ekrana getirelim. Son eee görüntümüzde bu olsun sevgili seyirciler. Bakın burada bir yanda Jose Mourinho, arkadaki isim Pochettino. Pochettino. Arjantinli teknik direktör Beşiktaş'ın çarşamba günü açıklayacağı teknik direktör bu teknik direktör mü? Süper Lig'de böyle bir görüntü görür müyüz? Söyle. Tottenham maçı Beşiktaş'ın Tottenham maçı. Hatırlıyorum. O zaman Pochettino'ydu herhalde hoca. O, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet o dönemde. Tottenham'ın eski standında stanındaydı maç. Orada yani berabere, burada yendi Beşiktaş. Üstünlük sağlamıştı. Tabii, Tottenham ama şimdi orada şöyle bir şey var. E, o zamanki Tottenham'ın kadrosu tam ilk 11 kadrosu değildi. Biliyorsun İngiltere'de bazı lig maçları Avrupa maçlarında daha değerli, daha önemli. Hı -hı. Ama yine de o kadro iyi kadroydu. Çok iyi totium, atlıyor. Tottenham'dır ya totium, yedekleri totium, de totium, yani totium, az buz oyuncular değil. O seni yani. e, o dönemler Premier Lig'deki takımlara karşı çok oynadı Beşiktaş ve Çok da iyi oynadı. Abi maziyi bırak poşet. Bir dakika Harry Kane vardı mu, olmuyor o kadroda. Harry Kane vardı. Harry Kane, Delali vardı. Delali Duklar vardı. Harry Kane gol atmıştı. Oluyor mu olmuyor mu? Sen onu söyle abi. Beşiktaşlar evet. onu bekliyor. Poşetin o. Ümitlensin mi Beşiktaş taraftarı? Çarşamba günü bu ismi mi açıklayacak Beşiktaş? Valla ben şöyle bir şey söyleyeyim. Cumartesi akşamı evet. benim arkadaşım görmüş. Beş yaştan bir yönetici evet. telefon geliyor, masadan kalkıyor gidiyor. Oldu bu iş be gibilerinden bir sevinç. Hmm. Bana da diyor ki, acaba hocam mıdır falan Bence hocadır tabii ki. Yani Borunyon'un gelişini, Borunyon gelişini demez herhalde değil mi oldu bu iş diye. <gülüyor> <gülüyor> bence iyi bilsin. Yani gidip bence Nuri Hoca'ya demez. Bence. Belki onu çok isteyen bir... Sileven Biliç'e de demez bence. Yani, yani bir şeyin olma ihtimali düşük bir iş. Bak Nuri Hoca'ya saygısızlık anında söylemiyorum bunu. Çok getirme Ama bazı daha hoca daha isimleri e, farklıdır yani. Yani o, o, da belki birkaç yıl sonra olur. Te, daha tecrübe kazandıkça, Tabii başarılar Ki kazandıkça. Ben yer de çok Siliyorum büyük bir futbol de. adamı şu anda. Gattuso isimleri de var. Gattuso olmasın ya. Zaten taraftar da isteyince zannetmiyorum. Bayadır yok. Çok mantıksız Mantarız. bir se seçim, seçim olur. Nereye gitse. Bir de onun tarzı buraya gitmez. Neyse söyleyeyim. da çok eleştirildi. <laughs> Bartuzo gitti. Valencia'yı Marsilya, küme düşürüyordu. Marsilya çıkış yakaladı. Gazze'yle birlikte ki o da eminlikliği ayrıldı. Düşün Valencia'yı yani, küme düşürüyordu önceki sene falan. Yani yani iyi bir şey yok. Dönemi ben Gattuso'nu çok hatırlamıyorum. Serdar abi İbucu ben. İpucu benim. Çok <laughs> genç oynatan, gençleri şans veren bir hoca. İyi bir hoca. İpucu niye veriyorsun? Böyle? Hayır isim olarak daha net değil. O anlamda. Tabii tabii. Zaten biraz yönetim ondan eleştiriliyor. Gençlere şans veren. Tabii. Ama artık Beşiktaş'ın gençlere şans verecek bir şey yok. Taraftar her sene Ekim'de ligden kopuyor. Bu sadece, sen Samet hocam şey, orada. Sen şimdi gençler, alt yapıdan mi? gelen gençleri mi anlıyorsun? Genç yıldız mı alacak? Gençler Abi. de transfer edilecek o yüzden. Hmm. Ama eninde sonunda tabii ki e, sen daha iyi bilirsin, daha iyi yorumlarsın ama Beşiktaş'a hani... Çavi e, de söyleniyor. Bak bir, bir bitireyim. İşte Pochettino vesaire şu bu falan gündemdeki hocalar değil. Beşiktaş'a göreceğiz cumartesi günü ne olacağını diyecek hocalar lazım. Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Abi bir şey söyle. Gibi bir hoca Beşiktaş lazım. Beşiktaş Beşiktaş taraftarını çok iyi anlamakla birlikte Beşiktaş taraftarı artık o söyleniyor bu söyleniyor değil. Beşiktaş taraftarı Hasan Arat ve yönetiminden bizim hocamız budur, bizim transferlerimiz budur diyecek. Çünkü bu kadro tarihin en kötü Beşiktaş'ının Hı. kadrosuydu. Yani kadro kötü demiyorum. Tarihte izlediğim en kötü Beşiktaş'ı geçen sezon izledik. O yüzden buradaki radikal değişikliği Haziran oldu artık. Bak Haziran oldu. Evet. Serdar Topraktepe iyi kapattı sezonu. Kupa dağıldı ama Haziran oldu. Evet. Artık yani bir Beşiktaş taraftarında artık yeter yani Fenerbahçe'nin Mourinho geliyor. Galatasaray şampiyon oluyor. Icardi devam edecek etmeyecek. Bu konular Beşiktaş taraftarı da bir şey bekliyor. Evet. %100 aktılar. Aynen öyle. Yani sen buraya küt diyor, çözümü koyacaksın diye bekliyor taraftar. Ben yönetimin e bak bazı isimler bilerek çok böyle sanki servis ediliyor gibi geliyor. Hani ben ama o, o da, da biraz Santos. plansızlıktan kaynaklanıyor. Onu, onu daha oldu. göremiyoruz ha. bakın. Ben Çünkü Santos şu an gibi mi olacak bütün, sence? Yok Hiç Santos gibi gelecek. olmaz da. Santos olacağını zanneder. Ha Hayır. öyle olabilir. O yüzden soruyorum. Evet. Hiç konuşulmadı bakın ha, abi bir anda. Bana da dün <coughs> Porto'dan biri yazdı. Gazetecilerden. Sergio Consesao. Consesao. Consesao neden olmasın? Peki bakalım. Morunya'nın karşısına Consesao çıkartabilirsin mesela. Bekleyeceğiz. Bir cümle. poşetin o başarılı olur mu? <laughs> Kadroya bak. Şu Keser mi? Be kadro önemli. Hocam, kadro, kadro önemli, önemli değil mi? Yani. Yani. Peki. Kadron ben, yoksa bugün Morunya bile başarılı olamaz Bu ki. hafta başarılı olmak istediklerim bütün öğrenciler. ÖSS sınava giren öğrencilere bir kez daha Allah yardımcı da olsun. Stres yapmayın. Hepiniz iyi sonuçlar alın. İnşallah başarılı, her hepsi için başarılı bir hafta sonu olur. Güzel bir mesaj oldu. Bu ara güzel mesajlarla kapatıyorsun ben de. programı. Teşekkür ederim. Allah zihin açıklığı versin. Var mı selamı mesajı? Var. Vesaire. Bu hafta Fenerbahçe evet, katılıyorum senin mesajına. Ek yapayım. Fenerbahçe kongresi var. Kim kazanırsa kazansın. Olaysız bir kongre olsun. Gerek yok. Kazanan Fenerbahçe olsun kongre sonrasında. Hı hı. Bence Fenerbahçe taraftarı kazandı. Başkan kim olursa olsun. Çünkü hakikaten bu rekabet çok önemli isimleri getirtiyor. Hem transferde hem de işte hoca seçiminde görüyoruz. Ben de sana gelen tiyo gibi, sana gelen bilgi gibi önemli yıldız isimlerin olduğunu duyuyoruz. Hı hı. Ee, Hazirandayız değil mi? Hayır, yani Haziran bir ay boyunca gene Fenerbahçe konuşulur. Peki, o zaman ben de şöyle kapatayım. Galatasaray taraftarı bu gece biraz <laughs> endişelendi. Icardi, gitme kal bu şehirde. Nazal... Öncel'in şarkısını çaldırma Galatasaray taraftarına. Galatasaraylı olalım olmayalım hepimiz seni çok seviyoruz. Hayırlısı neyse o olsun. iyi haftalar, iyi geceler.